adına ilişkin bir forum düzenlemiştik. Daha doğrusu birkaç etkinlik vardı ama özellikle 12 Ekim 2012 tarihinde Milli Kütüphane'de bir forum düzenledik. Bu forumda o zamanki katılım çok daha yoğundu. Tabii uzaktan erişim de olmamıştı. Ankara dışından da ve yurt dışından da bazı meslektaşlarımız vardı. 200 civarında bir meslektaş katılımıyla çok aktif ve bence oldukça başarılı bir forum yaptık. O forumda meslektaşlarımızın ortaya koyduğu tartışmalardan oluşan genel ortak bakış açısı, sorunlar neyse onların bir an önce giderilmesi ve yeniliklere doğru yol alınması yönündeydi. Açıkçası bizim beklentimiz de bu yöndeydi. Ne yaptık? Meslektaşlarımızdan aldığımız bu enerjiyle onu sinerjiye dönüştürebilecek bazı eylemlere karar verdik. 2012 tarihinden sonraki süreçte aramıza katılan çok değerli yeni editör arkadaşlarımla birlikte ve eski editör arkadaşlarımla birlikte ne yaptık? Önce Scopus veri tabanına başvurduk, dergimizin de veri tabanında indekslenmesi için. Sonrasında Web of Science veri tabanında yer almak için başvurduk. Scopus veri tabanından kısa sürede bir olumsuz geri bildirim aldık. Web of Science veri tabanında ise ortalama bir sürede olumlu bir geri bildirim aldık. Bunun içeriğini biliyorsunuz. Geldiğimiz noktada tıpkı bir, ben bunu hep Avrupa Birliği'ne tam üyelik gibi nitelendiriyorum. Malum AB üyeliğinde bir müktesebat var ülkemizin karşısında ve o müktesebata ilişkin bütün ayrıntıların birer birer yerine getirilmesi gerekiyor. Web of Science eşiğinde de ciddi bir görünür, bir kısmı görünür, bir kısmı görünmez olan bir müktesebat var karşımızda. Yani her ne kadar bunu mesleğimiz adına, ulusal bilgi birikimimiz adına çok önemli görüyor isek de burada yapılması gereken ve bizi zaman zaman zorlayacak belki meslektaşlarımızla ciddi tartışmaların içine sokabilecek bir sürecin de başlangıcı bu. İşte bu nedenle bu forumu yeni bir dönemeç adıyla isimlendirdik. Bu yeni dönemde hep birlikte ne yapabiliriz konuşmak istiyoruz. Açıkçası Web of Science'ı bizim meslektaşlarımız, öğretim üyelerimiz içinde çok iyi tanıyanların, sistemin nasıl çalıştığını çok iyi bilenlerin olduğunu biliyoruz. Ama özellikle bu sistemi kısmen bilen, bu bilgisini daha da geliştirmek isteyen üyelerimizin, meslektaşlarımızın da olduğunu biliyoruz. O nedenle bu bilgi birikimini hep bir arada değerlendirmek ve yeni yol haritasının oluşumunu bu forumla birlikte başlatmak arzusundayız. Bizim tabii ki mesleki sorunlarımız var. Son dönemde özellikle meslektaşlarımızın özlük haklarına ilişkin veya bilgi belge merkezlerinde görev alması gereken, birebir öncelikli olarak görev alması gereken meslektaşlarımızın sorunları var. Bunların hepsinin bilincindeyiz. Bunların zaman içerisinde çözümünün güçlüğünü de biliyoruz ama biz mesleki ve bilimsel yayıncılığımıza sahip çıkarak ne kadar uluslararası bir platforma, o platformun odağına yerleştirir isek bu işi, bence bu doğal olarak mesleki olumsuzlukları, algıları da kendiliğinden etkileyecektir. Yani mesleki yayıncılık bu nedenle çok önemli arkadaşlar. Bu nedenle dergimiz dünyanın en eski mesleki ve bilimsel yayınları arasında geçiyor. Şimdi bu bizim için bir gurur kaynağı. Biz bunu öylesine önemli bir evrim sayılabilecek bir noktadan alıp daha yükseklere nasıl taşıyabiliriz? Ve bu daha yükseklere taşıma konusu açıkçası bizlere ne kazandırır diye düşünebilme odağında hepimizi bu forum süresince ve sonrasında tartışmaya davet ediyorum. Forum içeriğini biliyorsunuz. Çok değerli editör arkadaşlarım, bence doğrudan nokta atışı yapabilecek, sizleri aydınlatabilecek, bu yeni dönemde Web of Science kuralları çerçevesinde nelerin bizleri beklediğini çok açık ve net bir şekilde ifade edebilecek sunumlar hazırladılar. Bu sunumları biraz sonra sizlerle paylaşacaklar. Mümkün olduğu kadar gerek salonda bulunan, gerekse uzaktan erişimle forumu takip eden meslektaşlarımızın, öğretim üyelerimizin,
sorularını, esirgememelerini, görüşlerini, katkılarını, yorum ve eleştirilerini bizlerle paylaşmalarını istiyoruz ki hedeflediğimiz amaca bir an önce ulaşalım. Sözü çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu vesileyle Sayın Genel Başkanımızın şube başkanları toplantısı nedeniyle Ankara dışında olduğunu ve bundan dolayı toplantıya katılamadığını ama sizlere selam ve sevgilerini bizzat benim kanalımda ilettiğini paylaşmak istiyorum. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün bu son derece ergonomik salonunda olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Profesör Doktor Doğan Atılgan'a salonun toplantı için ayrılmasından dolayı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün nezdinde özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Salondaki teknik donanımı gözden geçirerek forumu uzaktan erişime hazır hale getiren değerli meslektaşım Orçun Madran, sevgili Orçun Madran arkadaşıma da özel teşekkürlerimi iletiyorum. Yine bizim forumumuza sağladıkları destek için online bilgi hizmetleri firmasına da teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarımız, bizim mesleğimizin en önemli özelliği insan, hepinizin bildiği gibi insana hizmet ediyoruz. Çok önemli teknik başarılar elde edebiliriz. Arka planda çok ciddi teknik işlerle zamanımızı geçirebiliriz ama bunların bir olumsuz yansıması eğer insana yani hedef kitlemize kullanıcı dediğimiz daha spesifik bir tabirle yansırsa açıkçası yaptığımız o teknik işlerin büyük başarıların hiçbir kıymeti kalmaz. O nedenle ben diyorum ki bu tarz mesleğimiz adına güzel gelişmeler, olumlu gelişmeler aslında bizim toplumumuzu bir yerde de mesleğimize hazırlamak gibi bir işleve sahip. Toplumumuzu mesleğimize hazırlamak olarak bu gelişmeleri sahiplenmek ve sorunların ışığına da sorunların üstüne de bu gelişmelerden elde ettiğimiz başarılar ışığında gidersek bence işimiz belki kısa sürede sorunlar çözülmez ama işimiz en azından kolaylaşma noktasında bize yakınsama sağlar diyorum. Tekrar toplantıya geldiğiniz için, değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Uzaktan katılım sağlayan değerli meslektaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum ve programa geçelim diyorum. Çok teşekkürler. Merhabalar. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben bugün sizlere Türk Kütüphaneciliğinde bilimsel bölümlendirme ile ilgili bilgi vereceğim. Aynı zamanda da her bölümün gerekliliklerinden bahsedeceğim. Türk Kütüphaneciliği kabaca iki bölümden oluşuyor. Hakemli yazıların yer aldığı bilimsel bölüm ve hakemli olmayan geri kalan yazıların yer aldığı diğer bölüm. Derginin bölümlerini daha ayrıntılı düzeyde sıralayacak olursak, bu bölümlerden en önemlisi elbette her bilimsel dergide yer alan hakemli yazıların dahil olduğu bilimsel bölüm. Diğer bölümde ise kütüphaneciliğimize kanat gerenler, konuk yazar, görüşler, eleştiri, okuyucu mektupları, çeviri yazılar, tanıtım değerlendirme, haberler ve mesleki toplantılar olmak üzere 900 tane daha bölüm dahil. İşte bu toplamda 10 tane olan bölümlerle ilgili sizlere kısa bilgi vereceğim. Ardından da bilimsel bölüm ve diğer bölüm hakkında editoryal gereklilikler hakkında konuşacağım. İlk bölümümüz hakemli yazılar bölümü. Bu bölümde aday olan yazılar bilimsel ölçütlere sahipse kabul ediliyor ve o zaman yakın okumaya alınıyor. Hakemli yazılarda bulunması gereken bazı temel kriterler var. İşte biz de bu kriterlere bağlı olarak hareket ediyoruz bu bölümde yer alacak yazıları seçerken.
Bir çalışmanın bilimsel ölçütlere sahip olması için hangi koşulları sağlaması gerektiğini ben burada sıralamaya çalıştım. En önemli kriter elbette makalenin alana katkı sağlayacak nitelikte ve özgün olması. Özellikle özgün olma kısmında Intel yazılımlarıyla denetliyoruz, Authenticate ve Turnitin gibi. Benzerlik oranları ancak belli bir düzeyin altında olduğu zaman yakın okumaya alınıyor. Ve biz bu Intel taramasını genellikle yazarlarımızın yapmasını bekliyoruz. Fakat bu yazılımlar tabii ki ücretli olduğu için eğer yazarın kurumu sağlamıyorsa bunu, o zaman biz editörler olarak yardımcı oluyoruz. Bunun dışında dikkat ettiğimiz noktalar konunun derinlemesine ve kapsamlı olarak incelenip incelenmediği. Acaba problemin ortaya konuluşu, araştırmanın varsayımları ve amacı bakımından uygun mudur diye kontrol ediliyor. Konuyla ilgili kavramlar yerinde ve doğru kullanılmış mıdır? Bu aşamada belki kavramsallaştırma ve işletimselleştirme önemli oluyor. Kavramsallaştırma derken belli bir kavramın tanımlanması, işletimselleştirme derken de onun nasıl ölçüleceğine karar verilmesi anlamına. Metnin yapılandırılması ve anlatımı da bir diğer önemli nokta. Bütünlük içerisinde tutarlı ve yeterli olup olmadığına dikkat ediliyor. Yöntemle ilgili olarak araştırmalarda kullanılan yöntem veya yöntemlerin kullanılan tekniklerin amaca uygunluğu ve yeterliliği değerlendiriliyor. Eğer yazı istatistiksel ya da bibliometrik testler içeriyorsa veriler yazardan isteniyor ve gerekli görülürse bu testler tekrar yapılıyor doğruluğunu onaylamak için. İlgili yerli ve yabancı literatürden yeterli ölçüde yararlanmadığı, kaynakçanın doğru ve güncel olması da bir diğer önemli nokta. Bu konuyla ilgili olarak metin içi göndermelerin tümünün mutlaka kaynakçalarda bulunması gerekiyor. Bu kontrol sağlanıyor. Bir de belki ek olarak tablo ve şekillerin uygun olarak anlaşılabilir bir şekilde metne yerleştirilmediğine bakıyoruz. Hakemli makalelerde metnin genel yapısı pek değişmiyor aslında. Akademik çalışmalarda genelde şablon burada gördüğünüz şekilde öz giriş ve amaç bölümleri, amacın içerisinde soru cümlesi, hipotezler, sınırlılıklar ve tanımlar var. Sonra literatür değerlendirmesi geliyor. Ardından yöntem bölümünde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama teknikleri ve veri analiziyle ilgili bilgi veriliyor. Sonra da bulgular ve yorum, sonuç öneriler bölümleri, kaynakça ve eğer varsa da ekler bölümleri. Bilimsel bir makalede tabii ki metnin pedantik olması gerekiyor ve metinde gerçekten her şeyi sırasıyla ve atlamalar yapmadan vermek her zaman daha iyi sonuçlar veriyor. Çünkü boşluk olursa ya da daha önce hiç bahsedilmeyen bir konudan bahsedildiğinde o zaman okuyucu şimdi bu nereden çıktı diye tepki verebiliyor. Dolayısıyla okuyucuyu biraz adım adım hazırlamak her zaman daha iyi. Aslında burada gördüğünüz bölümlendirmeyi kabaca üç bölümde de özetleyebiliriz. Yani şimdi size şunu anlatacağım deyip giriş bölümünden bahsediyoruz. Sonra anlatıyoruz, yöntem ve bulgular bölümü oluyor. Ondan sonra da ben size şunu anlattım diyoruz, sonuç ve öneriler kısmı. Ya da bunu bir başka şekilde şöyle söyleyebiliriz ki bu soruların cevabı, burada gördüğünüz soruların cevabı aslında makaleyi oluşturacak. Bu çalışmada kısaca ne yaptım sorusunun cevabı öz bölümü. Sorunun ne olduğunu, sorunu tanımladığınız bölüm giriş bölümü. Sorunun nasıl çözüldüğü ile ilgili bölüm yöntem bölümü. Ne bulduğunuzu yazdığınız bölüm sonuçlar ve bulduklarınızın neyi ifade ettiğini açıkladığınız kısım tartışma bölümü oluyor. Eğer çalışma sırasında sizlere yardımcı olan kişiler ya da kurumlar varsa onların ismini teşekkür bölümünde belirtiyorsunuz. Ondan sonra da hangi kaynaklardan yararlandığınız sorusunun cevabı olarak kaynakça ve varsa eğer ek bilgileriniz, ek tablolarınız vesaire.
Hakemli yazılar bölümünde hangi kriterlere dikkate aldığımızı söyledim. Şimdi de editoryal meselelere biraz değinmek istiyorum. Hakemli yazılar iki bölümde düzenleniyor. Birinci bölümde Türkçe ve İngilizce başlık, yazar adı, yazarın adresi, telefonu, faksı, e-posta gibi bu bilgilerden oluşan iletişim bilgileri yer alıyor. İkinci bölümde ise Türkçe ve İngilizce başlık, öz ve abstrakt başlıkları altında 200 kelimeyi geçmemek şartıyla Türkçe ve İngilizce öz. Anahtar sözcükler ve keywords başlıkları altında 3 ila 10 kelime arasında anahtar sözcükler ve elbette metnin kendisi bu bölümde yer alıyor. Bir de hakemli makalelere özgü olarak kaynakçadan sonra yazının en az 300, en fazla 500 sözcükten oluşan İngilizce bir özetine yer veriyoruz, summary adı altında. Yazıda kullanılacak tablo, şekil, grafik ve resimlerin düzenlenmesinde APA 6 kuralları dikkate alınıyor. Bu konuda İpek arkadaşım birazdan bizleri bilgilendirecek zaten. Yine bu konuyla ilgili olarak metin içi göndermelerin tamamı kaynakçada yer almalı. Bu önemli bir mesele. Hakemli bölüme gönderilecek yazılar Times New Roman 12.1-15 satır aralığı verilerek yazılmalı ve genelde 30 sayfayı geçmemesini tercih ediyoruz. Tabii 30 sayfayı geçen yazılar olabilir tür ve nitelik bakımından. O zaman da son karar yine editörler kuruluna ait. Türk Kütüphaneciliğinin en eski yani lokal olarak en azından Türk Kütüphaneciliği en eski yayın organı olduğu için bilimsel iletişime ilaveten bir de mesleki iletişimi canlı tutma gibi bir misyonu da var. Bu amaçla mesleğimize emek veren büyüklerimizi yazılarıyla yeni kuşaklara tanıtarak geçmişten bugüne bir bağ kurmak adına kütüphaneciliğimize kanat gerenler bölümünü sunuyoruz. Bu bölümde Türk kütüphanecilik mesleğinin ilk öğretim üyeleri ve araştırmacılarının serbest yazıları için ayrılmış durumda. Konuk yazar bölümü özellikle dijital ortamdaki bilgi sadece bizim alanda değil her alanda giderek artan bir öneme sahip. Dolayısıyla alandaki çalışmaların da buna paralel olarak genişletilmesi ve derginin de daha disiplinler arası bir yapıya kavuşturulması zorunluluk haline geldi. Bilgi bilim alanının farklı dallarında çalışan yazarların dergi ve meslekle iletişimini sağlamlaştırmak için konuk yazar bölümünü sunuyoruz. Bu bölümde de oldukça ilginç ve ufuk açıcı çalışmalar olabiliyor. Sunumun başında sizlere hakemli bölümde yayınlanacak makalelerde olması gereken özellikleri, kriterleri sıraladım. Görüşler bölümü ise işte bu kriterleri tam olarak sağlayamayan yazılara ayrılmış durumda. Bilimsel bölümde yayınlanmak üzere gönderilen bir çalışma için eğer hakemler tarafından verilen kararlar olumsuzsa o zaman bir gerekçeli raporla iade ediliyor çalışma yazarına. Eğer söz konusu çalışma derleme veya tanıtım niteliğinde ise o zaman görüşler bölümünde yayınlanması teklif ediliyor. Hakem tarafından reddedilen yazılar, hakemin önerisi ve yazarın uygun görüşüyle görüşler yazısı olarak değerlendirilebiliyor. Eleştiri bölümü, kimse mükemmel değil, kimsenin araştırması da mükemmel değil. En prestijli hakemli dergilerden birinde yayınlanmış olsa bile bu durum söz konusu. Biz de dergimizin uluslararasılaşmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu bölümde kitaptan bir bölüm, makale, rapor, bildiri gibi yayın türlerinin bilimsel çerçevede eleştirilerini yayınlıyoruz. Makale eleştirisinde bulunması gereken bölümleri sıraladım ben burada. İlk başta tabii ki eleştireceğiniz makalenin bibliyografik künyesi bulunuyor. Sonra araştırmanın özeti. Ama orijinal çalışmanın özeti değil, eleştiri yazısını hazırlayan yazar olarak kendinizin hazırladığı özet. Makale eleştirisi bölümü ise araştırma hakkında sizin söylemek istediklerinizin yer aldığı bölüm. Bu bölümde işte makale eleştirisi yapılırken belki şu noktalara değinmekte yarar var. Araştırma problemiyle ilgili olarak acaba önemli mi problem?
nasıl formüle edilmiş, iyileştirilebilir mi? Literatür değerlendirmesi yeterli mi? Alandaki belli başlı araştırmalar tartışılmış mı? Tartışılan literatür bilimsel mi yoksa popüler mi? Çünkü orijinal araştırmanın niteliğine ya da türüne göre bu değişiklik gösterebilir. Kuramsal çerçeve ile ilgili olarak araştırma problemi bir kuramsal çerçeveye dayandırılmış mı? Araştırma tasarımı açısından araştırma sorusunu hipotezi yanıtlamak için izlenen yöntem acaba uygun mu? Veri toplama aracı eğer varsa işte anket olur, görüşme olur. Bunlar uygun mu? Örneklem seçilmiş mi? Seçildiyse ne tür bir örneklem? Ve daha da önemlisi örneklem evreni temsil ediyor mu? Bunlar önemli. Veri analizi ile ilgili olarak hangi istatistik testler yapılmış? Bulgular iyi sunulmuş mu? Bulgular tartışılmış mı? Hipotezi gerçekten destekliyor mu bu bulgular? Ve tabii ki de genelleme yapılabilir mi? Bunlara bakılabilir. Eleştirinin sonucu bölümünde makaleyle ilgili genel düşüncelerimiz yer alıyor. Başarılı ve başarısız yönleri nelerdir? Siz olsaydınız bu araştırmayı nasıl yapardınız gibi. Kaynaklar bölümünde de eğer eleştirinizi yazarken başka kaynaklara atıf yaptıysanız bunları listelemeniz bekleniyor. Okuyucu mektupları görüşler bölümündeki yazılar ile karşılaştırıldığında daha çok sosyal iletişim teması öne çıkan türde yazılar. Mesela inceleme gezileri, proje deneyimleri gibi. Bunun dışında faaliyet raporları, editörlere mektup ve kaybettiklerimizle ilgili yazılar da bu bölümde yer alıyor. Örneğin son sayımızda yakın zamanda aramızdan ayrılan Sayın Hilmi Çelik için hazırlanan yazılar bu bölümde yer aldı. Çeviri yazılar bölümünde ise en fazla 4 yıl önce yayınlanmış yabancı dildeki yazıların çevirisi bulunuyor. Fakat güncelliğini yitirmemiş çalışmalar ve nadir eser niteliğindeki çalışmalar tabii ki bu süre kısıtlamasının dışında. Orijinal yazının yazarından ve yayıncısından ya da herhangi birinden alınan izin belgesi ve yazının alındığı kaynağın bibliyografik kimliğinin bulunması koşulu var bu bölümde. Tanıtım değerlendirme bölümünde bilgi ve belge yönetimi ile ilgili yayınlar, veri tabanları, web siteleri, kütüphane otomasyon programları ya da bilgi merkezlerine ilişkin bir takım tanıtım ve değerlendirme yazıları yer alıyor. Yine proje, çalıştay hakkında bilgi veren yazılar da bu bölüme dahil. Haberler bölümünde derginin yayın ilkeleri çerçevesinde bilgi ve belge yönetimi ile ilgili olduğu alanlardaki gelişme ve yenilikleri yansıtan bir takım haber ve duyurulara yer veriliyor. 10. bölüm mesleki toplantılar bölümü TK Yayın Kurulu tarafından hazırlanıyor aslında. Daha doğrusu çok büyük bir oranda haber editörü tarafından. Ve bu bölümde de düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası mesleki toplantılarla ilgili bilgi veriliyor. Diğer bölüm yani hakemli olmayan yazıların dahil olduğu bölümle ilgili editoryal gerekliliklerden bahsedecek olursam uzunlukla ilgili Times New Roman 12.1-15 satır aralığıyla kütüphaneciliğimize kanat gerenler, konuk yazar, görüşler ve eleştiri bölümlerine gönderilen yazılar 15 A4 sayfasını geçmemeli. Okuyucu mektupları, tanıtım değerlendirme ve çeviri yazıları ise 5 A4 sayfasını geçmemesini bekliyoruz. Ulusal ve uluslararası mesleki çatı kuruluşlar tarafından yayınlanan bildirge, memorandum, manifesto gibi çalışmalar da tabii ki bu kısıtlamanın dışında sayfa sayısı aranmıyor onlarda. Konuk yazar görüşler, eleştiri, okuyucu mektupları ve çeviri yazılar bölümlerinde gönderilen yazılar iki sözcüğü geçmeyen Türkçe ve İngilizce öz barındırıyor. Tabii 3 ila 10 kelime arasındaki anahtar sözcükleri de dahil etmek gerekiyor buna. Bir de son olarak dergiye gönderilecek bütün yazılar için genel kurallardan bahsetmek istiyorum. Dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yayıncılık platformunda
yayınlanmamış olmalı. Eğer sempozyum, kongre ve bunun gibi toplantılarda sunulan bildiriler, bildiri kitaplarında ya da başka dergilerde daha önce yayınlanmamış olmak koşuluyla ancak makale formatına çevrilerek gönderilebilir. Editörler kurulu yazının ulaşmasından sonraki herhangi bir aşamada eğer gerekli görürse bütün bölümlere konu olan yazılar üzerinde bir takım değişiklikler talep ediyor, edebiliyor. Yazılar üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması ve yazının yeniden şekillendirilmesi ve düzenlenmesi tamamıyla yazarın sorumluluğunda. Teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soruları şimdi mi alalım? Varsa sorunuz. Merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gerek buraya bizzat gelenler, gerekse de canlı yayından takip edenlere teşekkür ediyorum öncelikle. Ben burada size dergimize gelen bir makalenin ya da bilimsel makale dışındaki bölümler için gelen bir yazı için biz nasıl bir süreci takip ediyoruz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdiye kadar dergimize yazı göndermiş kimse varsa aramızda aslında bu süreci biraz biliyor. Ama hani tüm ayrıntılarıyla şeffaflık adına bunu ortaya koymak için ben size tüm süreci tüm ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Ve biz hani sizin gönderdiğiniz bir makale ya da yazı üzerine nasıl işlemler gerçekleştiriyoruz, aramızdaki iletişimi nasıl gerçekleştiriyoruz bunu yansıtmaya çalışacağım. Bu sizin gördüğünüz şu an genel resim. Sizin yolladığınız bir makale dergide basılana kadar ya da bizim web sayfamızda yayınlanana kadar nasıl bir süreçten geçiyor? Onun genel bir özeti var aslında burada. Daha yakından bakmamız gerekirse eğer öncelikle makale başvurusu yazının yazarları tarafından yapılıyor. Şu an bunun için daha yoğun olarak izlediğimiz yöntem yazarın sorumlu yazı işlerini müdürümüz olan Tayfun Bey'e bir e-posta göndermesi şeklinde oluyor. Elektronik olarak da aslında başvuru yapan yazarlarımız var. OCS sistemini kullanıyoruz biz dergide. Onun üzerinden de başvuru kabul ediyoruz. Ancak OJS sistemini şu an istediğimiz düzeye getirebilmiş değiliz. Bu bizden çok serverla ilgili yaşadığımız problemlerimizden kaynaklanıyor. Ancak bunun farkındayız ve şu an aslında yeni bir server edinme aşamasında olduğumuzu ve yakın zamanda size anlatacağım tüm bu işlemlerin elektronik olarak, tamamıyla elektronik olarak devam edeceğini söyleyebilirim OJS üzerinden. Ben şu an devam eden şekliyle size anlatmak istiyorum. Yazının yazarı bir tane ise ya da daha fazlaysa yazarlardan bir tanesi sorumlu yazı işleri müdürümüz Tayfun Bey'e yazısını gönderiyor ve bu yazısını dergimizin hangi bölümü için düşünüyorsa onu da yazısında e-postasında mutlaka belirtiyor. Sonraki süreç bize gelen yazıyı aldığımıza dair yazara bir bildirimde bulunmak oluyor. Kendi içimizdeki süreçte şu şekilde gerçekleşiyor. Yazıyı aldıktan sonra bunu editörlerimizden oluşan bir grup var. Biz 8 editör olarak çalışıyoruz. Editörlerimizden oluşan gruba bu yazı iletiliyor ve yazıyı almak isteyen editör bu şekilde belirlenmeye çalışılıyor. Genelde bu yazının konusu neyse, konuyu kendine daha yakın hisseden ya da konu ilgi alanına giren editörlerden bir tanesi bu yazıyı üstleniyor. Bu süreçte 8 editöre de bu yazı gönderildiği için eğer yazıyla ilgili görüşü olan, genel anlamda görüşü olan editörümüz varsa o görüşler de paylaşılmış oluyor. Bu genelde buradaki görüş şu olabiliyor. Özellikle hakemli bölüme gelen yazılar için
yazı genel olarak incelenip hakemli bölüm için uygun mu değil mi gibi bir fikri varsa inceleyen editör dışındaki editörlerin, onlar bu görüşlerini belirtebiliyorlar. Editör belirlendikten sonra bu yazıyla ilgili tüm süreci o belirlenen editör yürütüyor. Ancak her aşamada olmasa da önemli belli aşamalarda hakemlerin belirlenmesi gibi ya da yazıyla ilgili bir problem varsa editörün kendi başına işin içinden çıkamadığı o süreçlerde mutlaka birbirimizle iletişim halinde götürüyoruz süreci. Makaleye ilgili editör atandıktan sonra bu editörün yapacağı ilk işlerden bir tanesi makaleyi genel olarak incelemek. Genel incelemenin içinde makale bizim öngördüğümüz şablona uygun mu? Yine tablolar ve şekiller bu şablona uygun mu? Kaynakça ve göndermeler apostille uygun olarak yapılmış mı? Genel olarak anlatımla ilgili ya da biraz önce Müge arkadaşımızın anlattığı bölümlendirmelerle ilgili sorunlar var mı? Bunlara bakıyoruz. Bu yapılırken bir yandan da makalenin benzerlik oranları tespit edilmeye çalışılıyor. Makalenin intihal içerip içermediği tespit edilmeye çalışılıyor. Bu her makale için bizim otomatik olarak yaptığımız bir şey. Bunu editör yardımcılarımızdan Ali Taş yapıyor. Ali Taş sorumlu editöre benzerlik raporu sonucunu gönderiyor. Biz benzerlik raporunu aynı şekilde yazara iletmiyoruz. Öyle bir çalışma prensibimiz var açıkçası. Benzerlik raporunu sorumlu editör inceliyor ve uygun gördüğü kısımlarını kendi editöryel çalışma dosyası üzerine yansıtıyor. Yine burayla eş zamanlı olarak yapılan diğer işlerin makalenin İngilizce öz, yani abstract ve summary bölümlerinin kontrol edilmesi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle WOS'a dahil olmamızdan sonra bu öz ve abstract ve summary bölümlerine daha fazla özen gösteriyoruz. Bu yüzden editör yardımcılarımızdan biri sadece bu kısımları kontrol etmekle görevli. Kendisi dil bölümü mezunu. Nilay Cevher sorumluluğunda yürütülüyor bu kısımların kontrolü de. Yine yazara dönüş yapmadan önce eğer yazı hakemli bir yazıysa ya da görüşse ve belli bulgular, istatistiksel değerlendirmeler içeriyorsa onların kontrolünü de ben yapıyorum. Bulgular ve yöntem kısımlarını yine editöryel değerlendirmeleri, kontrolleri yaparken ben de istatistiksel kontrolleri yapıyorum. Yaptığım temel şeyler şunlar. Kullanılan örneklem seçim yöntemi yazıya uygun mu ve doğru şekilde gerçekleştirilmiş mi? Verilerin analizi için kullanılan istatistiksel testler o verilere gerçekten uygun mu? Bunlara bakıyorum. Bu aşamada doğru karar verebilmek için mutlaka yazının, makalenin, araştırmanın verilerine ihtiyaç duyuyorum. O yüzden bu da artık bizim otomatik olarak eğer yazıda bir araştırma varsa, bir veri analizi varsa otomatik olarak yazarlar yazıyı gönderir göndermez doğru karar verebilmek adına yazının verilerini de talep ediyoruz yazarlardan. Ben istatistiksel bölümle ilgili değerlendirmelerimi yapıp, varsa önerilerimi yapıp, örneğin yanlış bir test kullanıldığını düşünüyorsam, bunun yerine hangi testlerin kullanılabileceğini, sonuçların nasıl yorumlanabileceğini gerekçeli bir rapor halinde ilgili editöre iletiyorum. Ve tüm bunlar tamamlandıktan sonra yazıyla ilgili olarak yazara dönüş yapılıyor, sorumlu yazara. Yani şu şekilde özetleyebiliriz. Sorumlu yazara yapılan ilk dönüşte makalede benzerlikler varsa intihal anlamında onlar yazara raporlanıyor. Şekilsel anlamda, anlatımsal anlamda sorunlar varsa yazıyla ilgili yine onlar yazarlara iletiliyor. Abstract ve summary kontrolleri yapılıp bu bölümlerle ilgili eğer problem ya da düzeltmeler varsa onlar yine yazarın önerilerini sunuluyor. Ve tabii ki editöryel değerlendirme. Bunların hepsini biz bir iki dosya üzerinden yazarla paylaşıyoruz. Bundan sonra yaptığımız şey de yazara 15 ila 30 günlük bir süre verip bu önerdiğimiz değişiklikleri yerine getirmesi oluyor. Yazar tabii ki bizim önerdiğimiz tüm değişiklikleri kabul etmek zorunda değil. Ama büyük bir çoğunluğunun kabul edilmesini istiyoruz açıkçası ve uygulanmasını istiyoruz. Çünkü ortak karar verdiğimiz şeyler bunlar. Bundan sonrasında editöryel değerlendirmelerimizle ilgili, editöryel kontrollerimizle ilgili özellikle maddi kontroller, tablolar, şekiller,
gibi, anlatımsal şeyler gibi kullandığımız bir editoryal kontrol formumuz var. Kendimizi kontrol etmek adına aslında bunu kullanıyoruz. Bu bizim yazarlarla paylaştığımız bir form değil. Burada biz makaleyle ilgili hiçbir şeyi atlamadan her şeyi tam anlamıyla kontrol ettik mi, buna bakıyoruz. İşte tabloları kontrol ettik mi? Kaynakçanın APA'ya uygun olup olmadığını kontrol ettik mi? Göndermelerle kaynakçaların eşleşmesine baktık mı gibi, tamamen kendimizi check etmek adına kullandığımız bir şey bu. Daha sonra yazarlardan bu belirlediğimiz sürenin sonunda bir dönüş alıyoruz. Yazarların yaptığı dönüşte bu bizim biraz önce toparladığımız dosyalardaki değişikliklerin ne anlamda yapılıp yapılmadığını yine sorumlu olan editör kontrol ediyor. Eğer değişikliklerin istenen düzeyde yapılmadığını fark ederse editör, yazara ikinci bir dönüş yapıyor. Şuralardaki değişiklikler önemli ama siz bunları gerçekleştirmemişsiniz. Bir daha dosyayı kontrol etmenizi istiyoruz diye. Özellikle istatistiksel kısımla ilgili düzeltmelerin yapılmasını bekliyoruz. Çünkü bilimsel bir makale ise bu, istatistiksel testlerin doğru olması, verilerin doğru şekilde toplanması, örneklemin uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Özellikle bunlara dikkat ettiğimizi söyleyebilirim. Herhangi bir problem yoksa yazardan gelen editoryal değerlendirme, editoryal düzeltme dosyası üzerinden hakemlere gidecek olan dosyayı yaratıyoruz. Peki hakemlere nasıl karar veriyoruz? Sorumlu olan editörün eğer hakemlerle ilgili, yani bu yazıya hakemlik edebilecek kişilerle ilgili bir fikri varsa, o bunu diğer 8 editörle paylaşıyor. Tabii ki diğer editörlerin de fikri alınıyor. Yani burada tamamen bir beyin fırtınası gerçekleştiriyoruz. Kim daha uygun olabilir gibi. Temel olarak iki tane isim belirliyoruz. İki hakeme gidiyor tüm yazılarımız. Ama elimizde mutlaka yedek isimler oluyor. Bu aşamada aramızda bizim dergimize gelen makalelere hakemlik eden kimse var mı bilmiyorum ama bu aşamada özellikle belirtmek istediklerim var. Belki canlı yayından takip edenler açısından bir sitem gibi algılanmasın ama en çok zorlandığımız aşamanın bu aşama olduğunu söyleyebilirim. Çünkü genellikle hakemler değerlendirme yapmayı kabul etmiyorlar. Şu an elimizde bir makale var. 5 tane hakeme gönderildi. Henüz hiçbirisinden olumlu bir cevap alamadık. 4 tanesinden cevap alamadık zaten, olumlu ya da olumsuz. Hani yazarlar gönderdikleri yazının mutlaka bir sonraki sayıda yayınlanması beklentisine giriyorlar ama biz bu süreçte gerçekten ciddi anlamda zorluk çekiyoruz. Evet, alanda az kişiyiz ama bu alanı bir şekilde devam ettirmek, bilimsel anlamda, ulusal anlamda bir ilerleme kazanmak istiyorsak, hani bizim gayretimizin yanında mutlaka bizim hakemlerimizden de destek görmemiz gerekiyor. Şunu da belirteyim, burada yanlış anlaşılmak istemiyorum çünkü her yazıyı gönderdiğimiz gibi kabul eden, arka arkaya yazı göndermemize rağmen bunları çok büyük titizlikle değerlendiren hakemlerimiz de sayı olarak oldukça fazla. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Hakemlerimizi belirledikten sonra onlara öncelikle teklif götürüyoruz. Şu başlıklı bir yazı var elimizde. İşte sizin alanınıza yakın olduğunu düşündüğümüz için sizin değerlendirmenizin uygun olacağını düşünüyoruz diye bir yazı gönderiyoruz. Eğer kabul ederlerse yazının tam metnini ve hakem değerlendirme formumuzu kendisiyle paylaşıyoruz. Ve yine 15 ila 30 gün gibi bir süre veriyoruz. Sürede uzatma yapabiliyoruz. Bu hani çok problemli bir şey değil. Çünkü biliyoruz ki hakemlerin de ciddi anlamda genellikle hocalarımızdan ve uygulamada çalışan kişilerden oluşan hakemlerin de ciddi anlamda bir yoğunlukları var. Bizim de var. O yüzden süre anlamında çok kısıtlı tutmuyoruz süreyi açıkçası. Diyelim ki iki hakemi belirledik. İlk götürdüğümüz teklif sonucunda iki hakem de teklifimizi olumlu karşıladılar. Hakem değerlendirmeleri gerçekleşiyor. Hakem değerlendirmelerinden gelen sonuç dosyalarını yine sorumlu olan editör kontrol ediyor. Ve hakem değerlendirmelerinden oluşan bir geri dönüş yapılıyor yazara. Burada karşılaşılabilecek belli durumlar var. Eğer iki hakem de olumlu görüş bildirdiyse bu yazının kabul edildiği anlamına geliyor. Tabii ki bu kabul edilme
ya da reddedilme sürecinde evet hakemlerine yüksek düzeyde bağımlıyız ama editoryal kurul olarak biz de karar verebiliyoruz bazen. İki hakemden de olumlu görüş geldiyse yazı kabul ediliyor. İki hakemden de olumsuz görüş geldiyse yazı maalesef bilimsel bölüm için kabul edilmiyor. Ama biraz önce Müge arkadaşımın da söylediği gibi eğer yazar olumlu olursa yazıyı görüşler bölümü için değerlendirebiliyoruz. Eğer bir hakemden olumlu, bir hakemden de olumsuz görüş aldıysak burada yaptığımız şey yazıyı bir üçüncü hakeme göndermek oluyor. İki hakemin değerlendirmesinden sonra bu kısma geçiyoruz. Yazının kabul edildiğini düşünerek ben devam edeceğim. Yazı değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanıyoruz. Yani yazar da hakem de birbirlerini bilmiyorlar değerlendirme yaparken. Bu konuda da aslında Kastamonu'daki toplantıdan sonra açık değerlendirmeye geçme düşüncemiz oldu. Hatta bununla ilgili bir anket çalışmamız da oldu. Ama o konuda henüz daha karar verebilmiş değiliz. Çünkü aldığımız anket yanıtlarında da ciddi bir kararsızlık var. Hani yazarlar ve hakemler bunu ne derece istiyor diye düşündüğümüzde. O yüzden çifte körlemeyle aslında bir sürece devam ediyoruz şu anda. Hakem değerlendirmelerinden, hakem değerlendirmesinden dönen yazıların yazarlar tarafından yine 15-20 gün içerisinde gereğinin yapılmasını eğer çok ciddi düzeltmeler yoksa gereğinin yapılmasını ve dosyaların makaleten metninin bize geri gönderilmesini istiyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra aslında yazar ve hakem açısından süreç aşağı yukarı tamamlanmış oluyor. Ama bizim açımızdan daha bir 1-2 aylık işi oluyor elimizdeki makalenin. Bu aşamadan sonra yaptığımız şey yani yazı kabul edildiyse eğer bizim son okumamızı yapan editör yardımcılarımızdan Meriç Didik adlı arkadaşımız çok ciddi bir şekilde yazıların son okumasını gerçekleştiriyor. Eğer bu aşamada da yine yazara geri dönüş yapmamız ya da yazarla iletişime geçmemiz gereken bir şey olursa yine yazarla iletişime geçiyoruz ama çoğunlukla gerek kalmadığını söyleyebilirim. Yine Meriç arkadaşımız tarafından son okuma yapılırken biz de yazının tekrar hani yazara gitti, hakeme gitti, düzeniyle, şablonuyla ilgili bir bozulma olmuş olabilir düşüncesiyle yazının tekrar editoryal kontrol formunu dikkate alıp ne derece bu forma uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Son okuma yapıldıktan sonra ve son okuma sonrasında artık yazıyla ilgili bir problem kalmadığına karar veriyorsak eğer yazıyı dizgisi yapılmak üzere ve basılı ya da elektronik formatta yayınlanır hale getirilmek üzere dizgiyi yapan arkadaşımız Zehra Taşkın'a yönlendiriyoruz. Yazı yönlendirildikten sonra yine bunlar hani birbiri ardına değil de bazen eş zamanlı olarak gerçekleşen şeyler. Yazara makale devir, telif hakları devir formunu yolluyoruz ve telif haklarını dergiye devrettiğine dair bir imza alıyoruz yazardan. Bu şekilde aslında bizim yazıyla ilgili tüm sürecimiz tamamlanmış oluyor. Buradaki gördüğünüz süreç hani daha çok aslında hakemli yazılar için geçerli olan bir süreç. Hakemli yazılar dışındaki bölümlere gelen yazılarda evet hani yine benzerlik oranlarına bakıyoruz ama orada bir hakem değerlendirmesi gibi bir şey söz konusu değil. Şunu söyleyebilirim, hakemli bölüme gelen yazılar editör grubu tarafından kontrol ediliyor. Hakemli bölüm dışına gelen yazılar, işte çeviriler olabilir, görüşler olabilir. Bunlar da editör yardımcılarımız tarafından kontrol ediliyor. Ancak bu konuyla ilgili çok ciddi bir ayrımımız yok. Bazen onlardan da hakemli bölüme gelen bir yazıyla ilgili görüşlerini isteyebiliyoruz. Ya da biz görüşler ya da işte tanıtım bölümüne gelen yazılarla ilgili görüş sunabiliyoruz veya değerlendirebiliyoruz. Genel olarak dergide izlediğimiz süreç bu şekilde. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sorularınız olursa şimdi ya da forumun sonunda alabiliriz. Tamam. Şimdi ufak bir aramız var.
Kapının önünde çay, kahve ve yiyecekler olacak. Buyurun. 15 dakika. Kısa bir aradan sonra hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ben de size sunumumda bilimsel kaynaklarda, bilimsel yayınlarda nasıl kaynak gösteriyoruz, tablo ve şekil oluştururken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Planım şu şekilde. İlk etapta kaynak göstermek neden önemli? Bunun üzerinde birazcık durmak istiyorum. Sonrasında alıntı yapma, metin içi gönderme, kaynakça oluşturma, tablo ve şekil oluşturma APA 6 kurallarına göre nasıl gerçekleştiriliyor? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Kaynak göstermek neden önemli? Her şeyden önce yararlandığımız yayınlar, tüm kaynaklar telif haklarına tabi. Ve bu telif hakları dediğimiz olay da yasal ve etik konular çerçevesinde değerlendiriliyor. Her yayını üreten kişiler o yayını üreten üretilen eserlerin telif haklarından sorumlu kişiler. Dolayısıyla bu kişilerin haklarına saygı göstermek anlamında kaynak göstermek oldukça önemli unsurlardan bir tanesi. Bir diğer önemli nokta bu konuda intihal, yani aşırma konusu. İntihal başka birine ait, başka biri tarafından söylenmiş sözlerin ya da yazılmış yazıların o kişiye gönderme yapılmadan kendisi söylemiş gibi ifade edilmesi intihal olarak tanımlanıyor. İntihal dediğimiz olay kasıtlı ya da kasıtsız iki şekilde gerçekleştirilebiliyor. Kasıtlı intihal dediğimiz şey bir kişi eğer başka bir kaynaktan yararlanıyor, bir alıntı yapıyor ve bunu doğrudan çalışmasına aktarıyor ve bu alıntıladığı kaynağı herhangi bir gönderme yapmıyorsa o zaman bu kasıtlı intihal kapsamında değerlendiriliyor. Doğrudan yapılan alıntıya yönelik olarak kaynak gösterilmiş olsa bile eğer tırnak içinde verilmeden bu doğrudan alıntı yapılıyorsa yine bu kasıtlı intihal olarak adlandırılıyor. Bazı durumlarda kaynak gösterme kurallarının bilinmemesi, bu konuya ilişkin farkındalığın oluşmaması gibi durumlarda kasıtsız intihal dediğimiz şey ortaya çıkabiliyor. Ama hangi koşulda, hangi intihal türü olursa olsun bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil bilimsel çalışmalarda. Bu nedenle bu tür intihal girişimleri ortaya çıktığında bu hem çalışmanın hem de yazarların güvenilirliğini ciddi derecede sarsıyor ve itibar kaybına yol açabiliyor. Biz de editoryal sürecimizde ilk etapta mutlaka gelen çalışmaların intihal oranlarını değerlendiriyoruz. Bunun için çeşitli araçlar kullanıyoruz. İkinci etapta kaynak göstermenin bir diğer önemi bu çalışmaları dayandığı esas kaynakların, üretilen bilgilerin temelinin vurgulanması konusu. Önceki çalışmalara olan saygımızı göstermek ve bu kaynakları belirtmek, vurgulamak için mutlaka kaynak göstermek gerekiyor. Bir diğer konuda kaynak gösteriminin standart bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, yani gösterimin standartlaştırılması. Bu noktada yine oldukça farklı kaynak gösterme kuralları var. Biz Türk Kütüphaneciliği Dergisi olarak APA kurallarına bağlı olarak yapıyoruz bu işlemi. Bu kurallar, APA kuralları da günün ihtiyaçlarına, çağımızın koşullarına bağlı olarak, kullanılan bilgi kaynaklarına bağlı olarak güncelleniyor belirli aralıklarla. Şu anda bizim aşina olduğumuz APA 5 kuralları güncellenmiş. İçerisine yeni bilgi kaynaklarının da gösterimlerine ilişkin kurallar eklenerek APA 6 kuralları şu an yürürlüğe girmiş durumda.
Biz de dergimiz olarak, Türk Kütüphaneciliği Dergisi olarak Haziran 2016 sayımızdan itibaren APA 6 kurallarını benimsemiş durumdayız. Sunuda görmüş olduğunuz APA sitinin web sayfasının, ana sayfasının görüntüsü. Üstte de hemen erişim adresini görüyorsunuz. Bu sunuda da APA sitinine ait bloğu görüyorsunuz yine erişim adresiyle birlikte. Bu kaynaklar bize oldukça yardımcı. Özellikle blog kısmında güncellenen, yeni eklenen kaynak türlerine ilişkin de güncel olarak gösterimler devreye giriyor. O nedenle takip etmenizi öneririz. Bu kurallara bağlı olarak biz de editörlerimizden Güleda Doğan'la birlikte bu kaynak gösterme kuralının Türkçe biçiminde Türkçeleştirerek ve Türkçe örneklerle birlikte bir rehber hazırladık araştırmacılarımız için. Bu kaynaktan da yararlanabilmeniz mümkün. Şimdi alıntı yapma kurallarına birazcık göz atalım istiyorum. APA 6 kurallarına göre nasıl alıntı yapmamız gerekiyor? Eğer yapmak istediğimiz doğrudan alıntı 40 kelimeden az ise almak istediğimiz kısmı çalışmamıza ekliyoruz. Nereye eklemek istiyorsak ve mutlaka bu kısmı tırnak içerisinde belirtmemiz gerekiyor. Ve alıntının bittiği yere de parantez içerisinde yazar soyadı, yılı ve alıntının yapıldığı sayfanın numarasını mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Bazı çalışmalarda rastlıyoruz, sayfa numarası belirtilmeyebiliyor. Ancak bu tip doğrudan alıntılarda mutlaka sayfa numarasının da belirtilmesi şart. Eğer doğrudan alıntımız 40 ve daha fazla kelimeden oluşuyorsa, bu sefer aldığımız bu blok kısmı yarım inç, yaklaşık 1,25 santime denk geliyor. Yarım inç sol taraftan içeriden yazmamız gerekiyor bu blok kısmı. Ve yine doğrudan alıntı olduğu için mutlaka tırnak içerisinde belirtiyoruz. Yine göndermemizde de alıntının bittiği yere yazar soyadı, yıl ve sayfa numarası gelecek şekilde gösterimi yapıyoruz. Doğrudan alıntının yanı sıra dolaylı alıntı yapmamız da mümkün farklı çalışmalarda. Bu durumda da aldığımız kısmı, bilgi aldığımız kısmı kendi cümlelerimizle özetleyerek ve yorumlayarak aktarıyoruz. Bu şekilde aktardığımız, kendi cümlelerimizle yorumladığımız kısımlarda tırnak içinde belirtmemize gerek kalmıyor. Ancak yine mutlaka alıntı yaptığımız kısmın sonuna metin için göndermemizi eklememiz gerekiyor. Yazar soyadı, yıl ve sayfa bilgisini. Bunun yanı sıra metin içi göndermeleri ve kaynakça oluşturmayı nasıl yapıyoruz? Biz de ona bakalım. Elbette tüm kaynak yayın türlerine ilişkin daha detaylı kurallar var ancak ben süre kısıtını da gözeterek burada en çok farklılık gösteren, APA 5'e göre farklılık gösteren kuralları eklemeye çalıştım. Onlara bakalım istiyorum. Süreli yayınlarda, dergi makalelerinde son yıllarda kullanımı yaygınlaşmaya başlayan DOI numaraları mevcut. Eğer yararlandığımız makale DOI numarasına sahipse gördüğünüz gibi yine kaynakçımızda künyemizi verdikten sonra erişim adresi yerine DOI numarasını ekliyoruz. Göndermemizde yine kuralımız aynı yazar soyadı, yıl ve sayfa bilgisi şeklinde. Eğer yararlandığımız makalenin DOI numarası yoksa bu sefer yine eski sistemde olduğu gibi doğrudan erişim adresini belirtiyoruz. Ancak burada da şöyle bir farklılık var önceki kurallara göre. Eskiden hatırlarsanız buraya erişim adresinin yanı sıra eriştiğimiz tarihi de ekliyorduk. Ancak burada APA 6'da artık erişim tarihi eklenmiyor. Doğrudan eriştiğimiz adresi ekliyoruz. Yine dergi makalelerinden gidecek olursak karşımıza şöyle yayınlar da çıkabiliyor. Çevrim içi ön yayın yani Advanced Online Publication türü yayınlar da çıkabiliyor. Biz bunlardan da yararlanmak isteyebiliyoruz. Bu tip yayınlara nasıl gönderme yapmamız gerekiyor? Çevrim içi ön yayın dediğimiz şey
Bir makaleye ilişkin tüm süreçler tamamlanmış durumda ve bu yayın çevrimiçi olarak öncelikle yayına açılıyor. Henüz sayfa, cilt gibi bilgileri eklenmeden önceki sürüm oluyor bu. Elektronik olarak yayınlandığında biz bunu vurgulamak için çevrimiçi ön yayın ifadesini ekliyoruz mutlaka künyeye. Bu erişim adresi ya da DOI numarasından hemen önce bu yayının çevrimiçi ön yayın olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Göndermemiz de yine aynı şekilde. Bir diğer yayın türünde henüz devam eden çalışmalar veya yayınlanması için başvurusu yapılmış çalışmalar olabilir. Bu durumda da yine bir öncekinde olduğu gibi mutlaka bu yayının basım aşamasında ya da hazırlık aşamasında olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunu da henüz yayınlanmadığı için, yıl bilgisi netleşmediği için yıl yerine basım aşamasında ya da hazırlık aşamasında ifadesini ekliyoruz bu kısma. Yine künyenin en sonuna erişim adresini ekliyoruz. Göndermede de gördüğünüz gibi yazar adları, soyadlarından sonra basım aşamasında ifadesini ekliyoruz. Kitaplara bakacak olursak basılı sürüm yine aslında aşina olduğumuz şekilde devam ediyor. Ancak elektronik sürüm kitapların elektronik sürümlerinde şöyle bir farklılık var. Kitap künyesini verdikten sonra yine erişim adresinden hemen önce köşeli parantez içerisinde bu kitabın sürümünü belirtmemiz gerekiyor. Yani kullandığımız kitabın sürümü her neyse bunun daha spesifik olarak türünü belirtmemiz gerekiyor. Mesela bu örneğimizde gördüğümüz sürüm Adobe Acrobat Reader sürümüymüş. Bunun yerine mesela EPUB formatı, EPUB sürümü olabilir. Bu tip sürümleri köşeli parantez içerisinde mutlaka belirtmemiz bekleniyor. Bildiriler kısmında vurgulamak istediğim şey, biz bildiri tam metinlerinden yararlanabileceğimiz gibi zaman zaman bildirilerin özünden ya da özetinden de yararlanmak isteyebiliriz. Bu durumda ne yapıyoruz? Yine bunu da mutlaka künyemizde belirtmemiz gerekiyor. Bildirinin yazarlarını, yıl bilgisini ve başlığını verdikten hemen sonra yine köşeli parantez içerisinde bunun bir öz olduğunu, özden yararlandığımızı belirtiyoruz. Sonrasında da bunun hangi konferans çerçevesinde sunulan bildiri olduğunu, nerede gerçekleştirildiğini ve yine erişim adresini ekliyoruz mutlaka. Göndermemiz de yazar soyadı ve yıl şeklinde oluyor. Sosyal medyada bildiğimiz gibi artık günümüz şartlarında sıklıkla başvurulan bilgi kaynaklarından biri haline gelmeye başladı. Bu tür ortamlarda nasıl kaynak göstermemiz gerekiyor? Buna bakalım. Hepimizin yaygın olarak kullandığı Facebook'ta örneğin. Hemen solda görüyorsunuz bir okul kütüphanecilerinin paylaşmış olduğu bir Facebook iletisi var kendi sayfalarında. Direkt künyede yine bu hesabın kime ait olduğu yazar bilgisi kısmına yazılıyor. Bunu yazdıktan hemen sonra yine bu gönderinin spesifik olarak tarihi, yıl bilgisinin yanı sıra mutlaka gün ve ay bilgisi de bu iletide yer aldığı için onu da ekliyoruz bu tür sosyal medya platformlarına ilişkin gönderilerde. Daha sonra yapılan gönderinin bir kısmını alıyoruz. Kesmek istediğimiz noktaya kadar hepsini bazen çok uzun iletilerde bu gerçekten fazla yer kaplayabiliyor künye açısından. Belirli bir yere kadar alıp belirli bir yerde bu iletiyi kesebiliyoruz. Kestikten hemen sonra yine köşeli parantez içerisinde bunun ne tür bir ileti olduğunu belirtmemiz isteniyor. Ki burada paylaşılan bir Facebook durum güncellemesiymiş. Bu bir görsel de olabilir, fotoğraf olabilir, video olabilir. Yine bunun da mutlaka köşeli parantez içerisinde türünün belirtilmesi gerekiyor. Sonrasında da bu iletinin yer aldığı erişim adresine ekliyoruz. Gönderimizde yine bu hesap sahibinin yani yazarın adına ve yıl bilgisine oluyor. Twitter'da da yine benzer bir yapı söz konusu. Gördüğümüz örnekte yine yazar kısmına hesap sahibinin adını ekliyoruz.
Daha sonra köşeli parantez içerisinde daha spesifik olarak ve benzer adlara sahip hesapları ayırt edebilmek için daha özel adı yazıyoruz. Sonrasında yine gönderinin spesifik tarihini yıl, gün ve ay bilgisi şeklinde ekliyoruz. Sonrasında iletimizi yazdıktan sonra yine mutlaka köşeli parantez içerisinde bunun ne tür bir ileti olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ki bu bir tweetmiş, burada da o şekilde belirtilmiş. Erişim adresini ekliyoruz. Göndermemiz de yine yazar adı ve yıl bilgisi şeklinde. Çok genel olarak metin içi göndermelerimiz ve kaynakça kurallarımız bu şekilde. Bir de tablo ve şekil oluşturmaya bakalım istiyorum. Tablo ve şekil oluşturma kısmında genel kurallara baktığımızda dikkat etmemiz gereken belli başlı şeyler şunlar olmalı. Her şeyden önce çalışmamızda tablo ve şekil oluşturma kısmında aktaracağımız bilginin gerçekten görsel olarak mı daha iyi ifade edileceği yoksa metin olarak mı ifade edileceğine karar vermemiz gerekiyor. Sonrasında eğer bunun görsel aktarımının daha uygun olduğunu düşünüyorsak tablo ve şekil oluşturma şeklinde bunu eklememiz mümkün. Yine belirtmek istediğim bir diğer nokta, başka kaynaklardan bu tip alıntılar yapacağımız zaman, tablo ve şekil alıntıları yapacağımız zaman bunun da belirli bir sınırı oluyor. Genellikle tek bir çalışmadan aldığımız görsel, tablo ya da şekil alıntı sayısı 3'ü geçmeyecek şekilde olması bekleniyor bizden. Görmüş olduğumuz tablo örneğinde en üstte tablo numarası yer alacak şekilde oluyor. Mutlaka çalışmamızda yer verdiğimiz gerek tablolar olsun gerek şekiller olsun takibini kolaylaştırmak adına mutlaka numaralandırılması bekleniyor. Tablo numarasının hemen altında italik olarak tablo başlığı. Tablonun içeriğini, tabloda yer alan bilgileri özetleyici, anlaşılır, mümkünse oldukça kısa biçimde tablo başlığı yer alıyor. Tablolarda dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi, eğer sayısal verilere dayalı bir tablo aktarıyorsak mutlaka bu sayısal verilerin sağ yaslı olması, ondalıklı sayılar yer alıyorsa bunların basamakların alt alta gelecek şekilde olması gerekiyor. Bir diğer tablo örneğimizde de burada özellikle tablolara not ekleme kısmını vurgulamak istiyorum. Burada gördüğümüz olasılık notu. Tablolarda genellikle 3 farklı not tipi kullanılıyor. Genel notlar, özel notlar ve olasılık notları. Burada görmüş olduğunuz olasılık notu genellikle çalışmalarımızda eğer P değeri, Q kare değeri gibi daha istatistiksel şeylere dayalı değerleri vermek, vurgulamak istiyorsak bunu tablonun altında yıldız işaretiyle veriliyor olasılık notları. Yıldız işareti biçiminde ekliyoruz. Şekil örneğine bakacak olursak, şekilde tablodan farklı olarak şekil numarası ve şekil başlığı şeklin altında veriliyor. Tablonun üzerinde yer alıyordu tablo başlığı. Şekilde ise şekil başlığı şeklin altında yer alıyor. Burada görmüş olduğunuz örnek ise başka bir kaynaktan alınmış şekil örneği. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Yine şeklin altında şekil numarasını ve şekil başlığını verdikten sonra tırnak içerisinde bu şekli hangi kaynaktan aldıysa o kaynağın başlığını ekliyoruz tırnak içerisinde. Daha sonra tırnağı kapattıktan sonra bu yayının yazarını ve yıl bilgisini ekliyoruz. Sonrasına bu yayının yayınlandığı derginin adı, sonrasında derginin cilt numarası ve bu görselin, bu şeklin yer aldığı sayfa sayısını ekliyoruz. Ve bu makaleden aynen alındığını ifade ediyoruz. Eğer uyarladıysak da burada makalesinden uyarlanmıştır ifadesine yer vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda bu gösterimin sonunda da telif hakkının bu çalışmanın alıntı yapılan çalışmanın yayınlandığı dergiye ait olduğunu da mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Tablolara ve şekillere yönelik olarak özellikle vurgulamak istediğim bir şey daha var. Biz
Bununla sıklıkla karşılaşıyoruz aslında. Biz çalışmalarımızı yaparken genellikle başka yazılımlardan yardım alıyoruz değerlendirme aşamasında. Bu yazılımlarda elde ettiğimiz tablo ve şekilleri yazılımdan olduğu gibi çalışmaya aktarmamamız gerekiyor görsel olarak. Mesela aşina olduğumuz SPSS yazılımı özellikle. SPSS çıktılarında yer alan tablo biçimini aynen aktarmamamız gerekiyor. Bu tablo biçimlerini düzenleyerek az önce gösterdiğim APA 6 kurallarına uygun hale getirdikten sonra bunu çalışmamıza eklememiz gerekiyor. Bu düzenlemeyi mutlaka yazarlarımızdan bekliyoruz. Benim tablo ve şekillerle ilgili de bahsedebileceğim genel kurallar bu şekilde. Eğer sormak istediğiniz şeyler varsa onları yanıtlayabilirim. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür. Bugünün son oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Son sunumu. Ben size Türk kütüphaneciliğinin atıf dizinleri macerasını bir yol üzerinden anlatacağım. Çünkü biz bu oturuma ismini yeni bir dönemeç olarak verdik. Bu dönemeçlerde nelerle karşılaştık, neler yaşadık? Benzer dergiler böyle dönemeçlere girdiklerinde neler yaşayabilirler? Aslında bunlardan bahsedeceğim kısaca. Konuşmamın adı Türk kütüphaneciliğinin atıf dizinleri yolculuğu. Umarım bu atıf dizinlerine giriş sürecinde neler yaşadığımızı net bir şekilde sizlere aktarabilirim. Herhangi bir sorunuz varsa forumun sonunda iletebilirsiniz. Konuşmamın planı şöyle. Biz Türk kütüphaneciliği olarak atıf dizinlerine nasıl başvurduk? Başvuru öncesinde neler yaptık? Sonrasında neler yaptık? Hala neler yapıyoruz? Bu aşamalarda neler yaşadık? Neler getirdi? Belki neler götürdü? Şu anda neredeyiz? Bulunduğumuz yer neresi? Nerede olmak istiyoruz? Bu yolda yazarlardan, hakemlerden, derneklerden beklentilerimiz neler? Temel sunum planım bu şekilde. Biz atıf dizinlerine nasıl başvurduk? Herkes en çok bunu merak ediyor galiba. Biz 20 Temmuz 2013'te atıf dizinlerine resmi başvurumuzu yaptık. Aynı gün hem Scopus hem de WebOfScience'e başvuru yaptık. Ama bu 20 Temmuz'a gelene kadar ki geçen süreçte yaklaşık 8 ay, 9 ay nasıl yapsak, nasıl atıf izinlerine hazır hale gelsek diye çok büyük toplantılar yaptık kendi aramızda. Ve tüm gereklilikleri birer liste halinde elde ettik. Bu gereklilikler nelerdi? Bir kere biz elektronik dergi olarak başvurmak istiyorduk ama basılı ASSN'imiz vardı. Öncelikle e-ASSN'imizi aldık Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan. Sonra veri tabanlarının gerekliliklerini öğrendik. İşte bunlar nelerdi? Düzenli yayınlanma. Biz zaten düzenli yayınlanan bir dergiydik. Editörler kurulunun genişliği vardı. Zaten genişlik daha da çeşitlendirdik bunu. Sonra şeyi fark ettik. Biz yayın kurulu olarak devam ediyorduk. Bir tane baş editörümüz vardı. Editör yardımcıları vardı. Ve bu şekilde devam ediyordu. Ama hem sorumlu yazı işleri müdürümüzü daha otorite olarak belirlemek Tayfun hocamızı hem de editörler olarak daha spesifik konularda yardımcı olabilmek için yayın kurulumuzu editörler kuruluna dönüştürdük. Bunu ne yaptık biz? Yüksek lisansını tamamlamış, doktora düzeyinde ya doktorasını tamamlamış bütün editör yardımcılarını editör yaptık. Bu aşamada şöyle oluyor artık. Her gelen makale uzmanı tarafından değerlendirilmeye başlanıyor. Burada bir uzmanlık dalları oluşmaya başladı. Sonra biz raporlar çıkardık. Bu raporlarda neler var? İşte Türk kütüphaneciliğinin WebOfScience'deki atıf oranları neler? Yaklaşık 90 civarında atıfı vardı. Bunları listeledik. Çeşitli ne kaç yıldır çıkıyoruz, kaç makale yayınladık, Türkiye için Türk kütüphaneciliğinin önemine, bölge ülkeler için önemine gibi temel bilgileri içeren bir liste hazırladık. Bu rapor hazırladık. Söylediğim gibi 20 Temmuz günü geldiğinde bu başvuruyu ben bizzat WebOfScience ve Scopus'a yaptım. Benim bu başvurumun ardından Sayın Tayfun Hoca paydaşlarımıza bir mesaj gönderdi. Bu mesajın içeriği şuydu. Biz 60 yıllık Türk kütüphaneciliği için temel olan dergimizi WebOfScience'a sokmaya karar verdik. Sizin bu konuda desteklerinizi bekliyoruz dedik.
Ve inanılmaz bir dönüş aldık. Yazarlarımızdan, hakemlerimizden, derneklerimizden vesaire. Hepsi çok gerçekten arkamızda durduklarını belirten mesajlar gönderdiler ve bizi yüreklendirdiler. Bu yüreklendirmenin ardından biz elimizde güçle dedi ki kesin kabul edileceğiz biz bu veri tabanlarına. Ama çok üzerinden zaman geçmeden Scopus bizi reddetti. Scopus'un temel, daha doğrusu Scopus 3 temel sebepten dolayı bizi reddettiğini açıkladı. Neydi bu sebepler? Scopus bize dedi ki yayın kurulumuz tek fakülteden oluşuyor. Biz buna gerçekten anlam veremedik. Çünkü bizim yayın kurulumuz 3 farklı ülke, 8 farklı kuruluştan editör ve editör yardımcıları içeriyordu. 25 farklı kuruluştan hakemimiz vardı. O yüzden bu değerlendirmeyi çok da objektif bulmadık açıkçası. Şöyle dediler bize. Abstraktlarınızın ve summary'nizin bulunması çok güzel İngilizce olarak. Ama keşke metin içi tablo ve şekillerinizin başlıklarının da İngilizcesi olsa dediler. Dünya literatüründe böyle bir şey yok. Yani hiçbir tablo ve şeklin etiketinin İngilizce olduğunu ben görmedim. Bilmiyorum görenleriniz varsa. Ve bize dediler ki ciddi sayfa problemleriniz var. Bazı sayfalarınız, bazı makaleleriniz açılmıyor. Biz yaklaşık 2013 yılından beri bir web geliştirme grubuyla çalışıyoruz. Ve şu anda da bundan 2 yıl önce de herhangi bir web gateway problemiyle karşılaşmadık. Böyle bir durumdan dolayı biz Scopus bize dedi ki 2016 yılında tekrar başvurabilirsiniz isterseniz. Biz dedik ki biz başvurmak istemiyoruz. Çünkü biz bu değerlendirmenin objektif olduğunu düşünmüyoruz. Bunun üzerine Scopus'a bir cevap metni hazırlamak için bir örneklem seçtik. Scopus'ta dizinlenen dergiler üzerine. Sonra bu örneklemde kullandığımız dergilerle beraber bir bilimsel makale hazırladık arkadaşlarla. Bu bilimsel makaleyi de son sayımızda görebilirsiniz. Scopus defterini bu şekilde kapattık. Sanıyorum açmayacağız. Peki, Web of Science defterinde neler oldu? Temmuz 2013'te başvurmuştuk. Web of Science'ın ortalama değerlendirme süresi 2 yıldır. 2 yıl sonunda Web of Science, Social Science Citation Index'te değil ama Emerging Source Citation Index'te indekslenmeye başladık. 2015 yılının ilk iki sayısı şu anda Web of Science'a dizinlenmiş durumda. Web of Science'a kabul edilmemizdeki temel etkenlerden biri çok köklü bir dergi olmamız 1952 yılına itibaren Türk kütüphaneciliği camiasının yansıtmamız. İkinci etken de yayın çeşitliliğine sahip olmamız. Sadece bilimsel hakemli makalelere değil, bunun yanında görüşlere, okuyucu mektuplarına, eleştirilere, tanıtımlara yer veriyor olmamızdı. Bu bağlamda bütün yayınlarımız şu anda mesleki toplantılar, mesleki haberler hariç bütün yayınlar Web of Science'da indekslenmeye başlandı. Emerging Source Citation Index'i daha önce duymadığınızı biliyorum. Sunumun devamında Emerging Source Citation Index'in ne olduğu ile ilgili temel bilgileri, temel sorular etrafında cevaplamak istiyorum. Bize Web of Science'ı kabul edildiğimizden beri gelen temel soruları ben sunuma koymaya çalıştım. Bunlardan biri neydi? Web of Science mı sizin dizinlendiğiniz yoksa Emerging Source Citation Index mi? Dediler. Ya nasıl Web of Science bu? Biz hiç Emerging Science Citation Index diye bir şey duymadık dediler. Şimdi Emerging Source Citation Index ne? Emerging Source Citation Index, Web of Science'ın çekirdek koleksiyonuna eklediği yeni bir dizi. Çekirdek koleksiyonunda önceden neler vardı? Social Science Citation Index, Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index ve Proceedings Citation Index'ler vardı. Bir de Book Citation Index vardı. ESC bunlara yeni eklenen bir çekirdek koleksiyon. Bu çekirdek koleksiyonun içinde Web of Science, Social Science Citation Index ya da diğer Science Citation Index'e eklenecek makalelerin, dergilerin değerlendirilmesini kolaylaştıracak bir yapı sunuyor ESCE bize. ESCE'de dizinleneceğiz 2 yıl. Bu ESCE dizinlenmenin 2 yıl sonrasında bize karar verecekler. Siz Social Science Index hak ediyorsunuz ya da hak etmiyorsunuz diye. Bu bir ara geçiş dönemi. Ama biz bu ara geçiş döneminde Web of Science'ın sunduğu bütün o analiz özelliklerinden, atıf raporu özelliklerinden yararlanabileceğiz. Söylediğim gibi
Web of Science'ın Social Science Citation Index'ine girmek için çabalarımız devam ediyor. Bu çabalar neler? Düzenli yayınlanma vesaire, onlardan birazdan bahsedeceğim. En çok karşılaştığımız sorular şunlar. Web of Science'da olduğumuza göre akademik teşvik alabilir miyim? Biz Web of Science'e girdiğimizden beri en çok karşılaştığımız soru bu olduğu için bunu mutlaka slaytımda yer vermek istedim. Şu anda verilen teşvikler neler? Ulusal ve İnsel Yayınları Teşvik Programı. Bu teşvik programında JCR etki değeri hesaplanan üst düzey dergilere veriliyor sadece bu teşvik. JCR etki değeri sadece Science Citation ve Social Science Citation Index'te dizinlenen dergilere veriliyor. Dolayısıyla bizim şu anda ulusal bilimlere, ulusal bilimsel yayınlara teşvik programı kapsamında teşvik almamız mümkün değil. Ne zaman ki Social Science Citation Index'e girer, JCR'da üst sıralarda dizinlenen etki değeri olarak ya da farklı hesaplama yöntemleri var artık. Bu hesaplamalarla ne zaman üst sıralara gelirsek o zaman UVYT kapsamında teşvik alabilirsiniz. Akademik teşvik ödeneği var. Akademisyenler için son yıllarda verilen. Burada eğer Türk kütüphaneciliğiniz varsa bunu konu dizinlerine yayınlanmış makale olarak işaretlemeniz gerekiyor. Atıf dizinlerine yayınlanmış olarak değil. Çünkü orada limit Science Citation Index ve Social Science Citation Index kapsamında yayınlanmış dergileri soruyor. Eğer burada bir dizin sorarlarsa da Liza ve Lista gibi alan dergilerinde yayınladık diyebiliyorsunuz. Benim üniversitemiz mesela Hacettepe Üniversitesi'nin desteği var. Yurt dışı konferans desteği. Atıf dizinlerinde makaleniz varsa yurt dışı seyahat hakkı kazanıyorsunuz. Bunu da şu anda mesela Hacettepe Üniversitesi'ni konuşursak Türk kütüphanecindeki bir makalenizde böyle bir destek almanız mümkün değil ama bu kurumdan kuruma değişiyor olabilir. O kurumdan kuruma değişen bilgileri de kendi kurumunuzdan edinmeniz daha doğru olacaktır. Temel sorulardan biri de şu. Ne zaman çekirdek dergide, çekirdek dizinde yer alacağız? Bunun için bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Düzenli yayınlanma. Biz önceden basılı gecikse bile elektroniğin mutlaka işte Mart sayısının 31 Mart'a kadar, Haziran sayısının 31 Haziran'a kadar bebek olması diye konuşuyorduk. Ama artık hem basılıyı hem elektroniği ayın 31'inde elinize almanızı temenni ediyoruz. Biz onun için çalışıyoruz. Yayınların çeşitliliği gerçekten bizi borsa sokan en önemli etkenlerden biriydi. Bu çeşitlilik gittikçe devam ediyor. O yüzden biz hani illa hakemli makale gönderin diye şeyimiz yok. Okuyucu mektubu da gönderin. İşte bir yere konferansa gidersiniz. Dernekten destek alırsınız. Bu gittiğimiz konferansı biz açıklayıcı bir okuyucu mektubu da yazabilirsiniz. Bizim için her türlü yayının çeşitliliği çok önemli. Yazarların çeşitliliği çok önemli. Çünkü bu atıf veri tabanları genellikle şeye çok dikkat ediyorlar. Bir grup araştırmacı var. Bütün makaleleri onlar yazıyor. Siz sadece onun makalelerini yayınlıyorsunuz. İşte 5-6 yazar etrafında dönüyor. Bu sayılar o 5-6 yazar etrafında çıkıyor. Bizim öyle bir durumumuz yok. Gerçekten çok geniş bir okuyucu kitlemiz ve yazar kitlemiz var. Ama bu çeşitliliği korumamız da gerekiyor. Konularımızın çeşitli olması yine çok önemli. Hep aynı konularda yazılmış makalelerden ziyade farklı farklı konularda yayınların da çok önemli olduğunu söylemek mümkün. Şöyle bir güzelliği var. Biz editör arkadaşlarımızdan Güleda ile bir makale yazdık. Son zamanda bir bildiri yazdık. Bu bildiride konu çeşitliliğini haritalandırdık. Ve gerçekten dünya kütüphanecilik literatürünü birebir takip eden bir kütüphanecilik literatürümüz var. Bu da şu demek oluyor. Biz o çeşitliliği takip edebiliyoruz. Bütün kümeleri, bütün o trendleri takip edebilen bir dergiyiz. Bu konuda bir endişemiz yok. Önemli olan konulardan biri de şu. Kendine atıflar. Kendine atıf oranı çok önemli. Biz öncü dergi olduğumuz için kendine atıfın belli bir oranın üstüne çıkması çok doğal. Eklenen de bir sonuç. Çünkü Türk Kütüphanecilik Literatürü'nde 52 yılından beri makale üreten bir derginin kendine atıf oranının belli bir sayının üzerinde olması normal. Ama bunun normal sınırları geçmemesi gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Bir de şöyle bir problemimiz var. Türk dergilerinin Devos Science'deki kötü şöhreti. Son yıllarda yanlış bilmiyorsam en az 3 dergimiz, Devos Science'de dizinden 3 dergimiz, intihal, akademik etik olmayan şeyler, işte atıf eklenmesi, editörün makalelerinin atıf yapılması gibi çeşitli sebeplerle dizinlerden çıkarıldılar. Bir daha alınmamak üzere çıkarıldılar. Türk dergilerinin kötü şöhreti bizi de etkiliyor. O yüzden bu kötü şöhreti kesinlikle yanımıza yaklaştırmadan def etmemiz, sağlamamız gerekiyor. Son bu dizinlerin iki sayıda biz bazı hatalar bulduk. Neydi bu hatalar? İşte yazar isimlerinin hatalı yazılması. Çünkü yazar isimlerine Türkçe karakter varsa ve o sayı sıkıntı yaratabiliyor. Biz dizinlerin iki sayı için hataları düzelttirdik. Nasıl düzelttirdik? Thomson Reuters Data Change Request diye bir sayfa var. Eğer ki sizin bir makaleniz ve Boss Science'da metadata bilgileri hatalı bir şekilde dizinlendiyse, burada yer alan formu kullanarak o bilgilerinizi düzeltebilirsiniz. Yani bizimle herhangi bir iletişim kurmadan direkt kendiniz Thomson Reuters'la iletişim kurarak o problemi düzelttirebilirsiniz. Paydaşlarımızdan beklentilerimiz neler? Biz sonsuz desteklerimizle, yazarların, hakemlerin, editörlerimizin, okuyucularımızın sonsuz desteğiyle belli bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Ve bu desteğinizi çekmeden, arttırarak devam ettirmenizi rica ediyoruz. Makalelerinizle, yorumlarınızla, cevaplarınızla. Bu destek devam ederse inanın Türk Kütüphaneci Dergisi çok daha iyi yerlere gelecek. Dernek ve şubelerimizin destekleriyle burada çok önemli. O derneğin ve şubelerinin desteği. Serhat Bey'i görüyorum ÜNAP'tan. Çok mutlu olduk katıldığınıza. Bilgi Dünyası'ndan Nermin Hanım burada. Çok teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Bu tür destekler inanın bize inanılmaz güç veriyor. O yüzden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bizim görünürlüğümüzü arttırmak için bir şeyler yapabilirsiniz. İşte Facebook'ta paylaşabilirsiniz sayılarımızı ya da başka şeyler yapabilirsiniz. Bizim görünürlüğümüzü artırmak da yine paydaşlarımızdan bekleyebileceğimiz şeylerden biri. Biz bu tür bilimsel iletişimi geliştirmeye yönelik forumlar, çalıştaylar, paneller düzenlemeye devam edeceğiz. Bu gibi katılımlarınız da bize inanılmaz güç veriyor. Salondaki kalabalık, şu anda canlı yayında izleyen kalabalık bize gerçekten güç veriyor. O yüzden de çok teşekkür ederiz. Bizim Türk Kütüphaneci Dergisi olarak temel amacımız en iyiye ulaşmak. En iyiye tek başımıza değil, sizlerin destekleri ve katkılarıyla ulaşacağız. Şu anda burada bulunan veya canlı yayında bizi izleyenlerin sayesinde bu en iyiye ulaşacağımıza olan inancımız gerçekten katlanıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa tüm dört oturumla ilgili alabiliriz. Canlı yayından da alabiliriz. Öncelikle salondan sorusu olan varsa alabiliriz. Ben aslında Derya Soğuksu'nun sorusunu cevaplamak isterim ilk önce. Derya Hanım o neden objektif olmadığını düşündüğümüzü sormuş. Bunu aslında sonunda da bahsetmiştim. Bize Scopus'un sunduğu üç temel madde vardı. Bunlara uymadığınız için değerlendirmeye alamıyoruz. Ağustos 2016'dan itibaren alabiliriz diye. Bu sebepler tablo ve şekillerin İngilizce başlıklarının olmaması ki böyle bir uygulama yok dünya dergilerinin pek çoğunda. Böyle bir uygulama beklenmesi açıkçası bize enteresan geldi. Bir diğer sebep çok tek fakülteden oluşan yayın kuruluna sahipsinizdendi. Tek fakülteden değil, 3 ülke, 8 farklı kuruluştan editörler ve 25 farklı kuruluştan hakemlere sahibiz.
Bu bizim gayet de aslında yerel değil, bölgesel olduğumuzu gösteriyor. Üçüncü sebep de web sayfasında erişilemeyen işte 404 not puan denilen sayfalar var dendi ama o tarihte yaptığımız araştırmalarda, diğer araştırmalarda bu tür erişilemeyen sayfa sayısının hiç olmadığını gösterdi. Yanılıyorsam Müge düzeltsin ama bizim o tarihte de şimdi de çünkü bir web geliştirme grubuyla çalışıyoruz. Şu anda web sayfamızda eksiklikler yok değil, var. İşte çeşitli aksaklıklar her zaman çıkıyor. Ama serverlarımız Amerika'da bir profesyonel server taşıyacağız önümüzdeki ay içinde. Şu anda daha da güçlendirmeye çalışmalarımız devam ediyor serverlarımızı. Ama şu aşamada da işte temel yazar dizimi standartizasyonu vesaire gibi sorunlar dışında erişilemeyen web sayfamız yok. Bu temel üç sebepte bizim açıkçası sebep bulunmak için sebep gösterilmiş gibi bir yaklaşıma sahip olmamıza neden oldu diyebilirim. Umarım yeterli olmuştur. Başka soru varsa alabiliriz. Cevap vermek istemezsen verebilirsin. Ben de veririm. Tamam. Biz çok sayıda öğrencimizin makalelerini yayınladık zaten. Bu hakemli makaleler de oldu, okuyucu mektupları da oldu, görüşler de oldu. İşte son sayıda Emine Cengiz'in bir makalesi vardı, hakemli makale olarak yayınlandı. Hatta biz öğrencileri cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Ödevlerinizi makaleye dönüştürüp gönderin diye. Siz çok güzel proje ödevleri yapıyorsunuz. O proje ödevlerini makale formatına dönüştürün ve gönderin. Eğer bir problem varsa hakem sürecinde çözülecektir. Ya da hakem süreciyle başlamaya da bilirsiniz. Hakemli makaleyle başlamaya da bilirsiniz. Bir Erasmus programı ile yurt dışına gittiniz. O Erasmus programını bize bir okuyucu mektubuyla tanıtabilirsiniz. Biz öğrencilerin desteğine her zaman açığız. Çok sayıda, şimdiye kadar çok sayıda öğrenci makalesi de yayınladık. Okuyucu mektubu da yayınladık. Tanıtım değerlendirmesi de yayınladık. Biz çok memnun oluruz öğrencilerin bizimle işbirliği içinde çalışmasını. Bu GüloDağ'ın sunumunda vardı ama GüloDağ daha detaylı bilgi verebilir bu konuda size. Şöyle oluyor. Aslında dediğimiz sunumda ciddi anlamda sorun yaşıyoruz çünkü alanımızdaki kişi sayısı hepimizin malumu ve her konuyla ilgili çok çeşitli konularda bize makale geliyor. Alanımız dışından çok fazla gelmeye başladı özellikle son yıllarda. Her konuyla ilgili o konuda çalışan birini gerçekten bazen bulamıyoruz. Bununla ilgili ciddi anlamda araştırıyoruz, başka bölümlerden hakemler bulmaya çalışıyoruz ama kendi sunumumda da bahsettiğim gibi kabul alma oranımız çok düşük hakemlerden. Böyle bir durumla karşılaştığımızda o konuyla ilgili en yakın olabilecek hakeme göndermeye çalışıyoruz. Yani konu dışında göndermemeye çalışıyoruz ama bazen bir yazı çok fazla konusu olmayan, çalışma konusu olmayan birine de gidebiliyor. Hakan'ın bir sorusu var galiba canlı yayından. Zehra Hocam, Web of Science'da ESTÜ'de 2 yıl kalıp sonra Social Science Endeks'e geçiş sağlanacak. Hemen hemen aynı şartlar var. Sadece ESTÜ sayesinde Web of Science sizi daha sıkı denetleyebilecek. İşte kaç tane atıf aldığımız, kaç farklı yazar tarafından yayın yapıldığı vesaire gibi konular. Bizim web sayfamıza girip bakmayacak Thomson Reuters yetkilileri. Oradan dizinlenmiş veriler üzerinden bakacak. Bu sayede değerlendirme daha da kolaylaşacak onlar için. Bizim tahminimiz ortalama yine 2 yıl süreceği yönünde. Ama daha önce de olabilir, daha sonra da olabilir. Şu anda iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Başka soru var mı? İlk sunumlarda sizin editoryal yapı hakkında soru oluşmuştu ama şimdi sizin postdoc süreci anlattığınızda o biraz daha hani artık soru olmaktan çıkmış oldu. Çünkü hani yani normalde editoryalcılara değil proje gibi bir genel derdi öyle bir yapılanma görüyorum. İki dünyasında da öyle bir yapı vardı. Siz bu yapılanma yani hep editör olarak yer almanız
Postan kaynaklı sanırım öncelikli mi yoksa sizin düşündüğünüz bir şey mi zaten aslında? Yani şöyle, BOS'la alakası yok aslında bu editör ve editör yardımcılarının editörler kuruluna dönüşmesi. Bizim kendi isteğimizde olan bir görev paylaşımının sağlanması yönünde. Yoksa baş editör ve editör yardımcıları şeklinde olunca bazı editörlerimiz de gerçekten, özellikle Tayfun Hocama, çok ciddi bir iş yükü birikimi oluyordu. Ve mesela benim uzmanlık alanıma giren bir makaleyi önce Tayfun Hoca inceledikten sonra bana yönlendiriyordu vesaire. Şu aşamadaki haliyle çok güzel bir iş paylaşımı yapmış durumdayız. Mesela bilim ve ile ilgili bir makalenin editörü ben ya da Güle Dağcı'dır. Bu bilinir herkes tarafından. Eğer bibliometri ile ilgili bir makale gelirse editörü ya Güle Dağcı'dır ya da benimdir. Sonra onun hakem sürecini başlatırız. İşte bizde hiç o kadar çeşitli editörlerimiz var ki artık herkes eşit derecede makaleyle ilgilenebilsin diye yaptık. Aslında bunun WebOffSign süreciyle çok da bir alakası yoktu. Kendi iç işleyişimizi iyileştirmek için yapılmış bir adımdı bu. Şey, Bosna ilgili bir kadar yanlış bir yol olabilir. Yönetim kurulu, pardon, yönetim kuralları derken olması gerekiyor. Bir tutmaktan var yönetim Var. kuralları. Hani bu yine bu çerçevesinde yapılmış olduğum Yok, yönetim öncesinden biz yapmıştık ama daha iyileştirdik başvuru öncesinde bunları. Ama hepsi bizim web sayfamızda yayın etik ilkeleri başlığı altında. Hepsi madde madde sıralanmıştı zaten. Yani öncesinde de vardı. soru da olacak mı? Başka bir soru varsa. Fatma? Ha, evet. Yazılardaki çeşitlilik derken hocam şeyi kastediyoruz. Sadece bir konuya kısılıp kalmamak, farklı farklı bilgi ve belge yönetimi alanındaki farklı konuların da yer alması. Bizim bu konuda şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Son sayımızda bir bibliometri makalesi, bir elektronik terim sözcüklerin süreciyle ilgili bir makalemiz, bir bilgi mimarisiyle ilgili makalemiz, bir bilgi politikası ile ilgili makalemiz vardı. Bizim yazı çeşitleriyle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Çünkü gerçekten bizim alan müthiş derecede alt dallara ayrılmış bir alan ve biz bu alt alanların tamamına hitap ettiğimizi hissediyoruz şu anda. Çünkü şu anda bekleyen yaklaşık 12 makalemizde editoryal süreci devam eden ve Haziran sayısından itibaren yayınlanacak. Çok gerçekten çok farklı farklı makaleler var. Coğrafik bilgi sistemleriyle ilgili olan var. Bibliometriyle ilgili olan var, bir projenin işleyişiyle ilgili olan var. Bu sadece hani yazılardaki çeşitliliğin devam etmesi gerektiğiyle ilgili söyledim. Ama herhangi bir sorunumuzun olmadığını da açık bir şekilde söyleyebiliriz. Dergi Park'la ilgili bir soru var. Biz Dergi Park'a girip girmeme konusunda bir beyin fırtınası yaptık dergi kurulu kendi aramızda. Ve girmeden bu Dergi Park forumunu da takip ediyoruz. Giren dergilerin yaşadığı problemleri de takip ediyoruz. Şu aşamada girmeden kendi yağımızla kavrulmanın dergimiz için daha hayırlı olabileceğini düşündük. Belki ileride olabilir ama şu aşamada kendi yağımızla kavrulmayı tercih ediyoruz. Salondan soru varsa alabiliriz. Benim sorum bilimsellik ölçütleriyle ilgili olacaktı. Bir makalenin hakemli olup olmaması bilimsel ölçüt olduğunu göstermez. Yani hakemli tarafından. Bunun ölçülmesi için bilimsellik ölçütlerinin arttırılması ya da değerlendirme sürecine katkısı arttırılması gerekmez mi? Nasıl? Ya şöyle, bilimsellik ölçütlerinin arttırılması bu konuda farkındalık yaratabilir. Bilimsellik ölçütlerini belirlememizden mi kastediyorsunuz? Evet. Yani şu temel bilimsel ölçütlere uymalı ki biz bunu bilimsel makale olarak da, böyle bir ölçüt listemiz var aslında bizim. İçeriğinde bir bilimsel çalışma yapılmış mı? Bunu Müge de anlattı sunumunda. İşte temel bilimsel gereklilikleri karşılıyor mu? Bir bilimsel makalenin gerekliliklerine tamamen uyum sağlıyor mu vesaire gibi. Bizim ilk makale, hakemli makalemize geldiğinde kontrol ettiğimiz bir ölçüt listemiz var zaten. Eğer bu ölçütlere uymuyorsa zaten o makaleyi ya reddediyoruz ya da geliştirilmesi için yazarına iade ediyoruz. Daha da geliştirilebilir mi bu bilimsel makale ölçütleri? Geliştirilebilir. Bu konuda da sizlerin her zaman öneri ve tavsiyelerini açığız.
Çok teşekkür ederim. Herkese. O zaman Türk Kütüphanesi ve İdaresi'nin tamamen yurt dışından gelen yayınlarla bir ikinci dergi çıkartma çalışması olabilir. Yani Türkiye'den tüm dünyaya hitap edecek bir dergi ya da belki bölgesel olarak ortaya çıkartacak bir dergi olabilir. Şimdi hocam biz bunu düşündük. Bu da beyin fırtması yaptığımız konulardan biriydi. Hemen Tarkan Hoca'ya baktım onun için. Biz açıkçası Bols'a girdiğimizde acaba dergiyi ikiye bölsek mi? Bilimsel yayınlar bir dergide ve Turkish Tribuneship News diye bir bölümde de işte görüşler okucu mektuplarını yayınlasak mı diye düşündük. Ama hani hep diyoruz ya Türk dergilerinin kötü şöhreti. Bu şöyle algılanacaktı karşı taraftan. Bunlar Bols'a girdi. Hemen A serisinin yanına B serisini de patlattılar gibi bir algı yaratabilirdi. Ki bunu yapan çok fazla dergi var. Bost'tan çıkan dergi en son F sayısına kadar gitmişti galiba. A, B, C, D, E diye. Biz bunu yapmak istemedik. Biz temel çatımızı koruyarak devam etmekten yanayız. Çünkü bu çeşitliliğimiz sayesinde ve Bostense giriş yapabildik. Bu çeşitliliği bozmadan tek bir dergi çatısı altında daha uluslararasılaşarak belki Orson Hoca'nın sorusuna cevap olabilir bu. Daha uluslararası hale gelerek bunu altından kalkmayı düşünüyoruz. Dergi Park'a geçiş yapmayı düşünseydik BOS tarafından devam eden kabul sürecini etkiler miydi? Pek sanmıyoruz açıkçası. Bundan yaklaşık 8 yıl önce TÜBİTAK tarafından Thomson Reuters'a gönderilen öneri tavsiye listesinde, tavsiye dergi listesinde Türk Kütüphaneci yoktu. Biz kendi çabalarımızla Türk Kütüphaneci olarak ve Bostense giriş yaptık. Kendi çabalarımızla olması bizi daha çok güçlendiren, elimizi güçlendiren bir konu. O yüzden hani çok bir katkısı olur muydu çok emin değiliz bundan. Dergin uluslararası araştırılması için hani yapılan bir çalışma var mı? Yani diğer ülkelerde, uluslararası ülkelerinde, BBY bölümlerinde, bilmiş hocalarla bir dergin uluslararası ilişki ya da bu konuda iletişim oldu mu? Bu konuda evet iletişim oldu. Özellikle bu Temmuz ayında ilk başvuru yaptığımız zaman paydaşlara gönderdiğim mesajda özellikle uluslararası alandaki ortak yazarlarımıza, beraber çalıştığımız kişilere lütfen bu bilgiyi paylaşın diye işte Elsa Bitre Kastım Üniversitesi'nden bize o konuda Arnavutluk'ta duyurulmasına yardımcı oldu. İşte çeşitli ANKOS'ta görev alan ya da işte Türk Kütüphaneciler Derneği'nde görev alan çeşitli kişiler kendi iletişimde oldukları kuruluşlarla görüştüler, yazarlarla görüştüler. Hala istediğimiz düzeyde değil uluslararası boyutu. Ama olacaktır yavaş yavaş diye tahmin ediyoruz. Benim kendi gözlerimde mesela sizlere de geliyordunuz bir adam diyelim vardı. Yurt dışındaki farklı dergilerden peki hani içerikten şu yerlere şeyler gösteriyor. Hani beyin gönderebilirsiniz şeklinde. Bu tür beyinler gönderebilirim hani ya da bu beyinlerin bir faydası olduğuna inanmıyor musunuz? Açıkçası ben bana öyle mail geldiği zaman spam olarak işaretleyip bir daha dönüp bakmıyorum. Muhtemelen pek çok akademisyen de öyledir. Bu tür spam olayına çok girmek istemiyoruz açıkçası. Ama belki ileride bir mail listesi oluşturup işte information science alanında çalışanların mail adresleri tutulup bu konuda bir mailing yapılabilir. Ama işte yırtıcı dergiler gibi problemimiz var. Yayın için başına para alan sahte dergiler gibi bir problemimiz var. Ve bu maillerin çoğu o tür dergilerden geliyor. Ve insanlarda böyle bir imaj problemi yaratıyor öyle bir mailler. Ben özellikle işte bir dergiden mail geldiği zaman bunlar da mı fake'miş falan gibi bir izlenime düşüyorum. Çünkü emin olamıyorsunuz. Öncelikle tanıdıklardan hani kendi ağımızdaki kişilerle duyurarak ve onların kendi ağlarında duyurmasını sağlayarak belki kulaktan kulağa yayılarak bir şeyleri başarmak daha mümkün olabilir gibi geliyor bize. Tabii hocam. Aslında Zeynep hocam çok aynı bilgiler. Özellikle Zehra hocam çok ayrıntılı bilgi verdi bu konuda. Ama Nermin önemli bir konuya temas etti. İşte bazen mailler geliyor meslek alanından, alan yazılımımızdan. İşte
şu özel sayıya sizden yazı bekliyoruz veya doğrudan bir teklif. Son dönemde bu elektronik çağı, bilgi çağı dediğimiz süreçte yaşadığımız ciddi bir problem var değil mi? Cep telefonlarımıza olur olmaz her yerden, aslında bunun yasak olmasına rağmen olur olmaz her yerden çeşitli pazarlama ağırlıklı mailler geliyor veya doğrudan telefonlar geliyor. Ben bu tarz dergilerden, meslek alanından olsun, ciddi olsun, gayri ciddi olsun gelen bu tarz talepleri de izinsiz pazarlama gibi nitelendiriyorum ve hiçbirisini dikkate almıyorum. Editör e-mailimize bazen geliyor bunlar. Ve bunların tamamını aynen Zehra Hocam'ın dediği gibi hiç okumadan ben de siliyorum. Bu kapsamda derginin uluslararasılaşması için bizim aslında yaklaşık bir 7-8 yıl önce ilk ciddi girişimimiz oldu. Bu da kültürel yakınlıktan dolayı Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde bulunan ilgili meslek çevrelerine bir resmi yazı yazdık. Bir de Balkan ve Orta Doğu bölgelerindeki ilgili meslek çevrelerine birer yazı yazdık. Açıkçası oradan bir dönüş olmadı. Onun sonrasında Web of Science ve diğer veri tabanlarına adaylık sürecinde yaptığımız bir uygulama oldu. Zehra Hocam'ın da dediği gibi daha çok meslektaşlarımıza bu konuda öne çıkan, uluslararası ilişkileri güçlü olan meslektaşlarımızdan katkı istedik. Sevgili Elsa arkadaşımız bu konuda hem kendi makalesini paylaştı hem de işte Arnavutluk kapsamında biz kendisine destek istedik. İran'da yine bir iki bölüme yazı yazdık. Yine Portekiz'de bir arkadaşımızın kanalıyla talebimizi ilettik. Liber kapsamında bu konuda destek istedik. Bu konuda da en temel yaklaşımımız işte bir bölgesel yayın olma iddiasıyla uluslararasılaşmaya çıkmaktı. Bütün bunlardan henüz çok çok somut bir geri dönüş olmadı bize. Ama yakın zamanda özellikle derginin görünürlüğünün artmasıyla birlikte bunlardan bir dönüş olacağını tahmin ediyorum. Bir katkı yapmak istedim Zehra Hocam'ın cevabına. Teşekkürler. Devam edelim isterseniz. Öncelikle sorunlar gitti. Hem de tam böyle bu tartışmak öncesinde kadınlarla ilgili hocamda bir alanda tanıtıyoruz. Ben bunu kendi ayaklarım üzerinde durmak olarak değerlendirmek istiyorum. Daha hocam bahsetti. Şu aşamada kendi sütüsüyle kendi web sayfası, projesi programında her şey kendi başına olarak kurumsal bir derdini ayrıca bu proje kapsamında olmasını ve bu zannetmiyorum ve bunun bu şekilde daha çok görünürlük açısından dışarıdan bakış açısı olarak olsun daha farklı bakacağına inanıyorum. Asıl şey, soruma geçecek olursak bu önümüzdeki 2 yıl süreç içindeki değerlendirmelerde gayet her şey bunda gittiğini görüyoruz bunlardan da. Belki burada en önemli kriterlerden birisi de dergi zamanında yayınlanma sorunu. Bu e-dergi olarak başvurduğumuzdan dolayı elektronik olarak derginin zamanında yayınlanmasının haricinde basılısının da aynı şekilde aynı zamanda yayınlanması herhalde istiyorlar. Yok, biz BOS'a elektronik dergi olarak başvurduk. Sadece BOS bizim e-kaynağımıza bakıyor. Ama son 2 sayımızda, özellikle son sayıda 31 Mart'ta bütün dergi basılı ve elektronik olarak herkesin erişimine açıktı. Artık biz basılıya elektroniği paralel bir şekilde yürütüyoruz. Öyle bir sıkıntımız kalmadı. Ama olsaydı bile, hani basılı birazcık gecikseydi, matbaa sürecinden dolayı, dizi sürecinden dolayı vesaire, onu halledecektik. Çünkü biz BOS'a da, Scopus'a da başvurmadan önce derginin elektronik dergi statüsünü kazandırmıştık. Yani o tür dizinlere biz elektronik dergi statüsüyle başvurduk. Basılıya bakmıyorlar zaten.
Onlar herhangi bir sorun olmazdı. Katkı için çok teşekkürler. Rahmet. Biz teşekkür ederiz. Başvuru yapmak üzereyiz Doğu için. Evet. Biz bu yeni serverlara taşındığımız aşamada Doğu başvurusunda Crossref aracılığıyla Doğu'yumuzu da alıp umarım Haziran yetişmezse Eylül sayısına itibaren her makaleye Doğu'yu alacak şekilde çıkaracağız. Doğu'yumuz olacak. Teşekkürler bu soru için. Ben atlamıştım. Ben şöyle sorayım. Önce teşekkür ederim. Akademik müsaadenin çözümü yayınları değerli götürmez gerçek. Şimdi bir yayın gönderildi ve yeter bulunmadı. Akademik alanda yayınlanması için. Ve siz bir şey alanda yayınlanması için ve delikte bulunmanız yazara. Genel olarak böylesi tepkilerde yazarların karşılığında oluyor. Yani evet yayınlansın gibi tepki alıyor musunuz? Çünkü çok hani istenecek bir şey değil gibi. Yani. Tepkiler çok çeşitli. Yani çeşitli tepkiler alabiliyoruz. Biz elimizden geldiğince makaleleri gerçekten en iyiye getirmeye çalışıyoruz. Benim sunumumun sonundaki de oydu. En iyiye gitmek hedefinde makaleleri de en iyiye götürmek. Eğer bir makale gerçekten hakemli olma özelliği taşımıyorsa, geliştirilebilirse yazara bunu geliştirmeniz gerekir diyoruz. İşte yapılan istatistiksel testlerden emin değilsek, verilerini istiyoruz. Artık gönderiyor artık yazarlarımız. Hani herhangi bir sorunumuz olmuyor. Bize SPSS dosyalarını, Excel dosyalarını paylaşıyorlar. Biz o istatistiksel testleri tekrar yapıyoruz ve diyoruz ki bu siz buraya işte T testi uygulamışsınız ama buna Kikara'dan başkası uygulanmaz diyoruz. Ve gerçekten son zamanlarda yazarlarımız inanılmaz değişiklikler yapıyorlar. Elimde bir makale var. Bir yıldır yazarla benim aramda şu anda müthiş bir hale, düzeye gelmiş durumda makale. Yazarlar küsüp, ya ben artık uğraşmak istemiyorum da diyebilir. Bu tamamen yazarın tercihi. Ama dediğim gibi bir yıl boyunca aynı makaleyle uğraşan yazarlar da var. Bilimsel iletişim süreci de böyle böyle gelişecek. Böyle böyle yazarlarla aramızdaki bu iletişim geliştikçe büyüyecek. Biz aslında çifte körlemeyi kaldırmayı bu yüzden istemiştik. Hakemle yazar yeri geldiğinde otursun, bir makale üzerinde beraber çalışsın. Bak kardeşim bunu böyle değil, şöyle yapsan daha iyi olur diyebilsin diye. Ama ona henüz hazır olmadığımızı fark ettik. Ama en azından bu süreçlerimizi iyileştirerek bilimsel makalelere en iyiye getirmeye çalışıyoruz. Eğer bilimsel makale olmayacak gibiyse görüşte yayınlıyoruz. Eğer görüş de olmazsa reddediyoruz. Bu açıkçası küsülecek, darılacak, gönül konulacak bir konu değil. Çünkü bir profesyonel bilimsel bir iş yapıyoruz burada. Elimizden geldiğince de en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Umarım cevap verebilmişimdir. Ben de benzer bir soru soracağım aslında. Nikah onun sunumuydu sanırım. Eleştiri bölümü. Yayınların daha önceden yayınlanmış yayınlar hakkında çerçeveler yapan eleştiriler. Yani böyle yazı geldi mi bilmiyorum ama burada çalışması eleştiriler araştırmacıların tepkisini merak ediyorlar. Şöyle biz son zamanda çok yakın bir şey yaşadık zaten. Bir hocamız İntihal üzerine bir yazı yazdı. Onun üzerine bir eleştiri yazısı yazıldı. Sonra hocamıza söz hakkı düştü. O da bir eleştiri yazısı yazdı. Bu işte bizim dergide beklediğimiz ortam aslında. Biz Türk kütüphanesinde böyle manzaralar görmek istiyoruz. Bu hani birbirine laf sokmak, birbirini ya sen beni nasıl eleştirirsin demek değil. Yazar diyor ki sen bunu böyle yapmışsın ama bu yanlış, bu şekilde yapılmaz, şöyle yapılır. Yazar da diyor ki hayır ben böyle yaptım, bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bak bak şöyle şöyle uygulamalar var. Sonra gerekirse eleştiri yapan yazar başka bir şey daha yazarak bizim dergimizde sayılarca makale yazabilirler, eleştiri yazabilirler. Bilimsel iletişim bu sayede gelişecek bizce ve biz bunun örneklerini yavaş yavaş almaya başladık dergimizde. Bu bizi çok mutlu eden gelişmeler. Çünkü bizde şöyle bir, belki bilmiyorum hani kanımızda var. Hani eleştirilmeyi çok sevmiyoruz ama eleştiri kültürünün de yerleşmesi gerekiyor. Bu sayede eleştiri kültürünü de yerleştiririz diye umut ediyoruz. Buyurun hocam. Bu soruya da çok küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Zehra hocam bahsettiği tabii
doğrudan dergimizde yayınlanan intihalle ilgili bir çalışmaydı. Bu çalışmayı yine aynı meslek grubundan bir tıp doktoru, profesör bir hocamız inceleyerek kendince bazı son derece medeni bir dille ele aldığı bilimsel nitelikte bir eleştiri yazısını editöre mektup başlığıyla yayınladı. Biz de bunu paylaştık. Şimdi çalışması eleştirilen diğer yazarımız, o da yine bir tıklıyorum. Bu editoryal bölüme, editöre mektup başlığıyla gönderilen bu çalışmaya kendi eleştirisini hazırlıyor. Önümüzdeki sayıda da o eleştiriyi okuyacaksınız. Bu işin bir tarafı. Sanıyorum Nermin arkadaşımız sorduğu soru biraz da bu eleştiri kritik bölümüyle ilgili. Evet, Müge arkadaşımın sunumunda buna yer verildi. Bu da geçen sene ilk uygulamalarını yaptığımız bir bölümdü. Bu bölüme henüz meslektaşlarımızın çok geniş bir ilgisi yok açıkçası. Burada iki tane İngilizce dilinde yazılan makaleyi Müge kendisi bu eleştiri veya kritik diyebileceğimiz bilimsel kritik çerçevesinde ele alarak orada paylaştı. Bu da çok orijinal bir örnek oluşturdu dergi için. Doğrudan tıpkı sunumunda da bahsettiği gibi Müge arkadaşımın hiçbir şey eleştirilemez değil, tartışılamaz değil ve mükemmel değil. Arkadaşımın paylaştığı, daha doğrusu kritik ettiği o iki çalışma işte uluslararası, profesyonel, mesleki, değil mi, bilimsel dergilerde yayınlanmış çalışmalardı. Yani işte belli ki hakem sürecinden geçmiş, kritik edilmiş vesaire. Ama bunların sonrasında yayına çıktık, yayın halini aldıktan sonra okunup eleştirildiğinde, eleştirel gözle bakıldığında daha doğrusu, bazı noktalar açısından yanlışlarının veya eleştirmeye değer yönlerinin olduğunun yine bilimsel bir ifadeyle dergide yer alması gerekiyor. Bu bize bir ilham kaynağı verdi ve işte eleştiri kritik bölümünü de açtık. Bu da doğrudan sizin mesleki yayınlarınızı birkaç yol koldan eleştirerek en iyiye, en doğruya gitme sürecini hızlandıran bir çalışma. Yani eleştiri kritik bölümü var. Bir de Zehra Hocam'ın dediği gibi dergide yayınlanan veya belki başka bir dergide de olabilir. Bunun yeter ki medeni bir şekilde bilimsel dille ifade edilmesi ve meslektaşlarla paylaşılması. Böyle küçük bir ekleme yapmak istedim. Teşekkür ederim. Ben çok değerli bir bölüm benim için aslında. Dediğiniz gibi sanırım sadece dergide yayınlanan makaleler için değil, evet, ya da sadece makaleler için de kitap olabilir, kitaptan bir bölüm olabilir, bir bildiri olabilir. Daha aklıma gelmiyor şu anda. Yani biz bilimsel bir blokta paylaşılan bir görüş olabilir. Ama bunları yine Zehra Hocam'ın da dediği gibi kesinlikle kişisel olarak algılamamamız gerekiyor. İş ona dönüştüğünde zaten bilimsellikle de bir ilgisi kalmıyor. Doğrudan tekrar ediyorum, en iyiye, en doğruya ulaşmak adına yaptığımız çabaların bir halkasını oluşturmalı bu da. Bu şekilde ekleme yapmak istedim. Teşekkürler. Başka soru varsa alabiliriz. Bilgi belgeciler olarak bilgi profesyonelleri, okullarda ülke genelinde Anglo-Amerikan katılımlama kuralları kullanılırken neden kaynakçı gözlemliği ameliyatı yapıyoruz? Katılımlama becerimiz yoksa bir şey olmuyor muyuz o zaman? Anglo-Amerikan'la APA birbirinden farklı stiller. Biri kataloglama stili, birisi kaynak gösterme stili. Dergilerde kullanılan stiller işte APA, MLA gibi stiller, Turabian gibi stiller. Biz de dergi kaynak gösterdiğimiz, dergi içinde bir kaynak gösterdiği için elbette en çok kullanılan APA'yı tercih ediyoruz. Rica ederim. Evet. Başka soru varsa alabiliriz. Buyurun. Bir soru daha sonra. Buyurun. Bu intihar programlarının kullanılan bir insanın makaleler için bunlar için belli bir oranımız var mı? Ya da siz yanılmıyorsam bir yazar eğer raporu varsa ekleyip gönderiliyor. Şimdi şöyle, bizim çalıştığımız kurumların bu tür yazılımlarla aboneliği var. Eğer yazar bize raporunu göndermediyse biz kendimiz o makinelere sokup
intihar oranını saptayabiliyoruz. Ama bu gibi yazılımların bir handikapı var. Bunun bir farkında olmak gerekiyor. İntihali nerede saptamış ve kaç sözcük olarak belirlenmiş? Başka bir deyişle yazıyorsunuz. Başka bir makalede doğal olarak başka bir deyişle ile başlayan bir cümle var. Eğer siz hassasiyetini yüksek olarak ayarladıysanız, makalenin %40, %50 intihar çıkma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla o raporda çıkan sonuca değil, raporun içeriğine odaklanmak daha önemli. İşte apasitri ile kaynak gösteriyorsunuz. Aynı kaynağı başka bir apasitri ile kaynak gösterilmiş. İkisini çakıştırıyor, diyor ki bunda intihal var ama aslında yok. Aynı kaynağı tıklayabilmiş sadece. Nerede intihal saptandığı çok önemli. Literatürde, girişte saptanma ihtimali daha yüksek. Bulgularda hani genellikle pek saptanmıyor ama girişte blok halinde çıktıysa sorundur. Ya da literatür değerlendirmesi kısmında olduysa sorundur. Biz kendi aramızdaki iç işleyişimizde sadece sayıya odaklanmıyoruz. O sayı nereden geliyor? Buna da dikkatle değerlendirme yapıyoruz. Eğer gerçekten intihal varsa o zaman yazarı uyarıyoruz. Bunda intihal var, bir kontrol eder misiniz gibi. Ama eğer dediğim gibi başka bir deyişle örnek vermek gerekirse gibi sözcükler intihal olarak işaretlendiyse biz onu görmezden geliyoruz. Çünkü yani kullanabileceğiniz başka sözcük yok. Çok teşekkür ederim. Öncelikle herkese çok teşekkürler benim için arkadaşlar. Zehra Hocam, siz sunumunuzda kendi atık oranından bahsettiniz. Belki oranı geçmemiz ama bu BOS kriterleri mutlaka vardır. Onlar da değerlendiriyorlardır. Peki bu ne kadar olmalı? Yani nasıl dikkat edilmeli buna? Hangi seviyeyi geçmeli? Bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Tam olarak %2 diyen var, %10 diyen var, %20 diyen var. Hani bir ortaya söylenmiş bir oran yok açıkçası. Kendi atıfın ne kadar olabileceği konusunda. Çünkü mesela biz 1952 yılından 2000 yılına kadar Türkiye'deki tek kütüphanecilik dergisiydik. Ve kendi atıf oranı gerçekten çok yüksek böyle bir durumda. Neden? Çünkü başka yayın yok Türkçe. Buna atıf yapmak zorundayız. Ama burada kendi atıfta dikkat ettikleri şey şu. Mesela bir dergi, Türkiye'den ve Web of Science'e giren bir dergi. Her makalenin son paragrafında bir toplu atıf yapılıyor. Toplu atıf o derginin editörüne yapılıyor. Ve mesela dergi eğitimle ilgili, enerjiyle ilgili bir makalesine atıf yapılıyor. Makalelerine atıf yapılıyor. Burada anlıyorsunuz ki editöre artı puan vermek için ya da dergiye artı puan kazandırmak için yapılıyor bu atıflar. Böyle durumlarda kendi atıflar etik dışı sayılıyor aslında. Bizde durum birazcık daha farklı. Eğer böyle etik dışı sebeplerle kendine atıf yapılırsa ciddi sıkıntıya düşeriz. Böyle bir şeyle rastlamadık şimdiye kadar. Rastlayacağımızı düşünmüyoruz. Şu aşamada her şey düzgün yolunda devam ediyor diyebiliriz kendine atıfla ilgili. Korkulacak bir şey yok. Dediğim gibi sabit bir oran da yok. %2 olursanız iyi, %5 olursanız iyi gibi bir oran da yok. Kiminle konuşursanız farklı bir şey söyleyeyim. Başka soru varsa? Biz turizm ve ayfentiketle ilgili bir sunuma gitmiştik. Ve orada mesela İngilizce ya da başka dillerde hani veri tabanlarına ulaşıp intihalleri belirleyebiliyor. Ama çok alakasız dillerdeki yani o programa eklenmeyen dillerdekileri belirleyemiyorlar. Sizin bu konuda hani bir incelemeniz var mı? Maalesef. Şu aşamada yok. Şimdi bu intihar yazılımlarının da kullandığı bir veri tabanı var altta. O veri tabanında ne kadar Türkçe makale varsa sizin buraya yüklediğiniz makaleyi de onlarla karşılaştırıyor. Aslında o açıdan da bu benzerlik oranı raporlarını değerlendirirken olaya o açıdan da bakmak lazım. Orada olmayan makalelerden eğer intihar yapıldıysa onları tamamen göremiyorsunuz. Yani biz onları aslında bir araç, yardımcı bir araç olarak kullanıyoruz. Ve mutlaka makaleyle ilgili değerlendirmeyi kendimiz yapıyoruz. Hatta ben şöyle bir şey yaptığımı çok rahat olarak söyleyebilirim. Özellikle giriş ve literatür değerlendirmesi kısımları için her paragraftan birer ikişer cümleyi alıp
Google'a yapıştırırsanız size çok daha iyi sonuç verebilir. O cümlelerin direkt nereden geçtiğini, hangi web sayfalarından ya da hangi kaynaklardan alındığını çok daha rahat görebilirsiniz. Dediğim gibi oradaki yüzdelerin önemi yok. Sadece onlara, hani Google'a yaptığınız taramaya ek olarak bir de onlara bakarsanız size yardımcı bir kaynak olarak sadece yardım ediyor. Yoksa o benzerlik raporlarını alıp direkt yazarlara göndermeyi zaten hiç doğru bulmuyoruz. Rica ederim. Başka soru varsa alabiliriz. Kendi sunumunuzda şey demiştiniz. Kendinizi kendi aranızda paylaşın ya duyurusunu yapın. Peki devreye verilmeye yönelik ortak bir platformda buluşturma gibi bir düşünceniz var mı? Ya da yapıyor musunuz? Biz bunu Kastamonu'daki etik sempozyumunda yapmıştık ilk çalıştayımızı, bilimsel iletişim geliştirme çalıştayını. Orada da yine geniş katılımla bu tür bir çalışma yaptık. Bugün de aslında amacımız bütün bölümlerin destek vermesiydi. Kastamonu burada, Çankırı'dan hocalarımı görüyorum canlı yayında. Bu desteği alıyoruz. İşte Hacettepe burada zaten, Ankara burada. Ankara'dayız zaten. Bu bize açıkçası bir BBE bölümlerini toplama fırsatı veren böyle oturumlar, böyle organizasyonlar. Ama ek olarak neler yapılabilir? İşte benim aklıma bir şey gelmiyor şu aşamada ama belki sizin aklınıza bir öneri tavsiye geliyorsa bizimle paylaşabilirsiniz. Ne yapabiliriz? Beraber pikniğe gidelim. Dergiye makale yazalım. O tür şeyler elbette ki yapılabilir. Lakin şöyle, bilimsel alanda yapılan çalışmalarımız bizim bölümde çok az olduğu varsayılıyor. Ya da öyle. Ama bunları ortak bir platformda veri tabanı ya da çeşitli şekillerde gün yüzünde çıkartabilirsek daha iyi sonuçlar elde edilebilir herhalde. Bir veri tabanı mantığıyla düşünürsek aslında Türk Kütüphaneli Dergisi de bir veri tabanı sunuyor size. Eğer hocalarınız bizim dergimizde bir makale yayınlarlarsa kendi makalelerini otomatikman bir veri tabanında zaten göstermiş ve insanlara sunmuş oluyorlar. Bunun için bize o yazılarını göndermeleri gerekiyor sadece. Biz sadece ne yapabiliriz? Onlara bize yayın gönderin diye teşvik edebiliriz. Bu sayede onların yazıları bizim veri tabanımızda depolanır ve okuyuculara sunulur. Bu sayede görünürlük de artacaktır. Ya ben bir soru sormayacağım ama bir ek yapmak istiyorum. Sürekli başımıza gelen şey bu. Böyle yaparken, böyle oluştururken bir kaynağa başlamamız gerekiyor. Ve şöyle bir problemle karşılaşıyoruz bizim alanımızda. Açık erişim için çok çok önemli bir şey. Ve kendi alanımızda bile yapılan yayınların görünür olmaması için uğraşırken, açık erişim olmayan yerlerden bahsediyorum. Böyle bir durum söz konusuyken, işte bir veri tabanı oluşturması bir yayın alanı aslında bence bundan önce insanların yayınlarını gerçekten herkes açık, tabii ki telif hakları özetleyerek daha görünür olması bence öncelikle bu şekilde sağlanmalı. Onun dışında ne yapacaksa da bence de bir veri tabanı şey, arşiv var, arşiv bunları zaten yine ulaşmak için bir sitesi aracılığı bulmak ve yeterli olabiliyor. Ama bence öncelikli olan yapılan yayınları herkes açık olarak açık erişimde yayınlanması gerekiyor. Buna Banu'ya bir ekleme yapmak isterim. Bizim bir telif devir formumuz var. Telif devir formunun anlamı yazarın telif haklarını dergiye devretmesi. Ama bunu bazı dergiler telifinizi devrederseniz makalenizin üzerinde hiçbir söz hakkınız kalmazla dönüştürüyorlar. Bizim telif devir formumuz böyle bir şey değil. Yazarların kendi web sitelerinde, kurumsal arşivlerinde vesaire herhangi bir yerde yayınlarını paylaşmalarıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Biz sonuna kadar açık erişim neferleriyiz. Web sayfamız da zaten açık erişim, dergimiz de açık erişim. Ve bu telif devir formunda yazarların haklarını kısıtlayıcı herhangi bir kısıtlama maddesi de yok. Yazarlar bunu zaten daha önce yazı yazanlar da görmüşlerdir. Bu telif devir formu sadece bu yazıyı yayınlayabilmek için bize yasal izni veren bir form. Onun dışında yazarlar herhangi bir yetki kaybı yaşamıyorlar yazılarıyla ilgili. Atıf göndermeleri halinde biz yayınlanmış yazılarını her türlü kullanabiliyorlar. Ben öncelikle sizin sorunuzdan önce misafir 4'ten gelen soruyu yapayım, yanıtlamaya çalışayım. Soru birebir çevirme yoluyla yapılan intiharlar konusunda nasıl bir yol uygulanabilir diyor.
Şimdi burada çok net bir şey var ama bu çok kişi tarafından bilinmiyor ve bazen biz de bununla karşılaşabiliyoruz. Hatta yayınlandıktan sonra bile bunun fark edildiği oluyor. Şöyle, aynı makalenin hem Türkçesi hem İngilizcesi olmaz. Bir makale yazıyorsanız siz bunu bir dil tercih edip sadece o dilde yayınlamanız gerekiyor. Türkçesini bizim dergide, İngilizcesini uluslararası başka bir dergide yayınlarsanız yaptığınız şey apaçık intihar olur. Öncelikle bunu netleştirmek gerekiyor. İntihar da olabilir, evet. Ama şöyle olduğunda, mesela Türkçesi bizde yayınlandıktan sonra İngilizcesi başka bir dergide yayınlandığında bu bizim sorumluluğumuzdan çıkıyor. Tabii ki gelen yazılara bu yazının benzeri ya da aynısı farklı bir dilde ya da aynı dilde başka bir yerde yayınlanmış mı gözüyle bakıyoruz. Kaçırma olasılığımız oldukça düşük. Ama dediğim gibi bizde Türkçesi yayınlandıktan sonra bir başka yerde İngilizcesi yayınlanıyorsa bu bizim sorumluluğumuzdan çıkıyor. O ikinci yayınlanan derginin sorumluluğunda oluyor tamamen. Onların tercihleri diyebiliriz. Bununla ilgili durum bu. Genelde aynı görüşte oluyoruz. Derginin erken görünüm kısmı var mı? Varsa hani bu online nasıl işliyor? Şimdi aslında bizim yıllardır şöyle bir düşüncemiz var. Dergiyi sadece elektronik olarak yayınlamak istiyoruz. Yayın kurulu olarak. Ve bu bizim dizgi işimizi de ortadan kaldıracağı için işimizi oldukça kolaylaştıracak bir şey. Hani maddi, dizgi gibi maddi şeylerle uğraşmaktan öte biz bilimsel kısımla tamamen uğraşacağız. Hani çabamızı tamamen ona harcayacağız. Ama şöyle de bir gerçeğimiz var ve bunu kabul etmek zorundayız. Biz bir dernek bünyesinde çıkıyoruz ve derneğin en önemli gelir kaynağı basılı dergilerin satışıyla elde edilen gelir. O yüzden hani bizim de dediğiniz yöntem daha çok işimize yarasa da bunu devam ettiremiyoruz. Basılı kaynakların satışı gibi bir durum söz konusu olduğu için de online first, yani işte önden mesela işlemleri tamamlanan makalelerin tamamlandıkça web sayfasına konması, onunla bağlantısı olarak şu an çok istediğimiz ama yapamadığımız bir şey. Yani son bir soru hani ama ona geçmeden önce size gerçekten teşekkür ederim. Hani çok yararlı. Biz çok teşekkür ederiz. Çok öğretici oldu. Bir şey vardı, kaynak gösterme kısmında basım aşamasında herkes içerisinde yazılan. Bu basın aşamasındaki nasıl takip ediyorsunuz? Yani mesela yazara yayınımız tamam, kabul edildi, yayınlanacaktır bilgisi geldikten sonra yazılması gerekiyor. Hani öyle biliyorum. Evet. Ama bunu nasıl emin oluyoruz? Yazarın doğru verip vermediği konusunda bilgi. Şöyle, yazara zaten bununla ilgili bir bildirim geliyor. Biz de bu bildirim yapıyoruz. Yazınızın hakem değerlendirme süreci tamamlanmıştır ve iki hakem de olumlu görüş bildirdiği için, yayın kurulunun da görüşü bu yönde olumlu olduğu için işte yazınız dergimizin Mart sayısında, Haziran sayısında her neyse basılacaktır diye bir bilgi veriyoruz. Bu bile başlı başına ona bir karşılık olarak, bir beyan olarak gösterilebilir. Ama tabii ki hani daha resmi bir şeye dayandırmak istiyorsanız bunu yayın kurulundan bununla ilgili imzalı bir yazı da alabilirsiniz. Rica ederim. Başka soru varsa alabiliriz. Başka soru yok gibi görünüyor. Oradan mı var? Biz gerek bizzat buraya gelen herkese, gerekse de canlı yayından bizi takip eden ve soru soran herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Etkinliklerimiz devam edecek. Bizzat katılımın daha fazla olduğu etkinlikler diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Forma katılımcılarına aldım. Çok fazla çıktı. Evet. Teşekkür ederim. Yok teşekkür.